Efendim TV100 ekranlarından merhaba. Bir ondan 12'ye de daha ve bir cuma günü daha yine sizlerle birlikteyiz haftanın son gününde. Gündem yine yoğun, hareketli, siyasetteki hareketliliği konuşacağız. Tabii ki önemli bir tarih 14 Haziran NATO zirvesi gerçekleşecek. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalınacak? Bundan sonra ekonomik etkileri ne olacak? Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomi tabii ki neyden bağımsız değil? Koronavirüsten. Koronavirüs tablosunda da değişkenlikler söz konusu, olumluya doğru gidiyoruz. İyi çalışmalar da var. Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bir haber turuna gideceğiz ama onun öncesinde konuklarımı takdim edeyim. Hukukçu Mikail Aspek bizlerle. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Sağ olun, hayırlı teşekkürler. Sabah. Ve ekonomist Enver Erkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir haber turu yapalım, sonrasında birlikteyiz. Türkiye koronavirüse karşı aşılamada atağa geçti. Önce 45 yaş üstü grubunun aşılaması başlandı. Şimdi de yeni meslek grubu aşılama programına tanımlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni kademeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörüyle kafe, lokanta, restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin. Koronavirüste kabus sona ermek bilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörlüğü salgınla ilgili korkutan bir uyarıda bulundu. Örgüt Avrupa'da aşılamanın yetersiz olduğuna dikkat çekti. Mevcut aşılama oranları bölgeyi yeni bir yükselmeden koruyamaz açıklaması yaptı. Tehlikeden kurtulmaktan çok uzağız diyen örgüt, Hindistan'da tespit edilen delta mutasyonunun Avrupa'da ilerlediği konusunda uyardı. Denizi kapladı, uzmanı uyardı. Birçok hastalığa neden olabilir. Uyarı Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Gamze Varol Saraçoğlu'ndan geldi. Saraçoğlu, müsilajın sardığı Marmara Denizi'nde yüzmenin birçok sağlık sorununu beraberinde getireceğini söyledi. Saraçoğlu'na göre müsilajlı denize girildiğinde ciltte döküntüler ve kızarıklıklar oluşabilir. Bununla da bağlantılı olarak kaşıntılar meydana gelebilir. Ancak müsilajlı denize girmenin tehlikesi bu kadarla da kalmıyor. Saraçoğlu'na göre istenmeyen enfeksiyon hastalıkları da tehlikeler arasında. Göz, kulakla, mide ve bağırsak enfeksiyonları risklerin başında geliyor. Uzmanların en büyük korkusuysa denizde müsilajla oluşabilecek mikroorganizmaların doğrudan vücuda alınması, hayati önem taşıyan ishali ve ateşli hastalıklara neden olması. Bu nedenle Saraçoğlu özellikle açık yarası olanları müsilajla denize girmemeleri konusunda uyarıyor. Koy olarak olduğu için yoğunluğun bu bölgeye toplandığını gördük. O yüzden dolayı bütün ekiplerimizi buraya yoğunlaştırdık. Vidanjörler çalıştı, müsilaj çekildi. Görüntüler Yalova'dan. Taşköprü beldesi sahilinde müsilaj yoğunlaştı. Geniş bir alanı sardı. Korkunç görüntü oluştu. Ekipler kolları sıvadı. Bu bölgede çalışma başlatıldı. Şu an bütün ekip ve ekipmanlarımızla buradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Düne kadar 53 metreküplük bir sahile temizliğimiz oldu. Bugün de şu an itibariyle 20 metreküplük bir temizlik çalışmamızı tamamladık. Müsilaj vidanjörlerle çekilerek depolandı. Çalışmalar hem havadan hem de karadan böyle görüntülendi. Koyda müsilajın dağılmaması durumunda aynı bölgede geniş kapsamlı temizlik yapılacak. Evet, koronavirüsle mücadele aralıksız şekilde devam ediyor. Yeni önemli gelişmeler de var, özellikle aşılamayla ilgili olarak son dönemde. Pazartesi günü itibarıyla 40 yaş üzeri aşılanacak ve bugün itibariyle de 45 yaş üzerine aşılama başladı. Hızlı ilerliyoruz gibi duruyor. Son duruma baktığımızda Mikail Hocam neler söyleriz? Nasıl bir aşamadayız? İyi gidiyoruz herhalde. Yani, aşıları da tedarik etmeye başlayınca biraz rahatladık sanki. Yani BioNTech aşılarında sanıyorum ikinci dozlarda bile bir sıkışıklık vardı. Onu da kendimden bildiğim için o rahatlığı hissedebiliyoruz. bir an önce aşılama konusunda daha bir hız, daha bir mesafe almaya ihtiyacımız var. Yani antikor gelişimi ve normalleşmeyi tümüyle nüfuz edebilme adına kolay değil, ama Türkiye'de tabii bunu normalleşebilmek her anlamda, yani müsilaj var, siyasi müsilaj deyip duruyoruz. İnsan yetiştirme düzenimizdeki sıkıntılar başka müsilajların da önünü açabilecek gibi de duruyor. Yani aşılamaya insanların cidden meyletmesi gerekirken kafamız alıyor, bu sene acaba denize girebilecek miyiz hikayesine kadar bir garip şeyin içine düşüyoruz. Yani 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda bizim altyapı şeyimiz 67 nokta küsür. Yüksek, yani diğer gelişmiş ülkelere göre de yüksek. Ama eğitim ve diğer konularda, mesela ARGE konusunda 28. Yani 67 nerede, 28 nerede? Eğitimde 39 küsür. Yani siz bir yerde çok ileri gidebiliyorsanız, mesela gerçekten havalimanı, hastane, Avrupa'dan Türkiye'ye geldiğinizde ya başka bir vizyon diyorsunuz. Yani buradaki vizyon. Hele bir hastanelerimizi görün, hele gelişmiş ülkelerden gelin, ama o farkı hissediyorsunuz. Peki altyapıda o puanı alıp ARGE'de 28'e düştüğünüzde bu garip müsilajı denizlerinizde görmek durumunda kalıyorsunuz. Neden? Acaba sabotaj mı, başka bir şey mi, arıtmadan mı geliyor? Yani ben çok kendi hesabımda seslendirdim, ama hani bilimsel tarafı olmadığı için aman aman dillendiremiyorum. Yani mavi vatan dediğimiz, bugünlerde normalleşmeyi yaşayabileceğimiz bu estetik ya da sıkıntılı zamanlarda müsilajı görmek açıkçası beni üzdü ve yordu. Ama bir toplumun savunma sanayinde bu kadar ileri gittikten sonra ARGE'de de 67'lere yakın, altyapıya yakın puanını artırması gerekiyor ki bu sıkıntıları, bu problemi yaşamayalım. Hem de aşılamayı sordunuz. Yani böyle bir hastalık var. Hala neden aşılamadan bu kadar uzakta dururuz? Seferberlik olmaz. Çabuk toparlanmayız. Onu da bazen akıl almaz gibi geliyor bana. Yani bir an önce toplumun bu normalleşme adına hızlandırması, belki işi gücü bırakıp aşılamanın peşinde koşması gerekiyor gibi geliyor. Hı hı. Enver Hocama da sorayım. Hem aşılamayı sorayım. Tabii biz ekonomik tarafıyla daha çok ilgilenmeye başladık. Özellikle kafeler, restoranlar. Şimdi gerçi onlara da aşılama geldi. Onlar da bir nebze olsun rahatlayacaklardır diye düşünüyorum. Tam normalleşmeyi talep ediyorlar. Saatlerle ilgili beklentileri var. Şimdi esnafın tabii kaybı da çok oldu bu dönemde. Acaba bu şartlar altında aşılamayı da sağlayabilirsek, ki öyle de gözüküyor kısa vadede, tam normalleşmeye evrilir mi süreç? Kesinlikle. Ya da yeni bir düzenleme yapılır mı kısa vadede? Tam normalleşmeye gidebilmek için nüfusun tamamına yakınının en az bir defa aşılanmış olması gerekiyor. Çünkü aşılamanın etkileri görüldüğü üzere bir virüs ve varyantlarına karşı korumanın artması, özellikle BioNTech aşısının bu konuda uzmanlar tarafından çok etkili olduğu açıklanmış durumda. Hem de aynı zamanda vücudun antikor geliştirmesi bağlamında bulaşmanın nüfusun geneline doğru yayılması önünde set çekmesi anlamında önemli. Yani bir bağlamda aslında aşılanan kesim, henüz aşılanmamış kesimi de bir noktada koruyor olacak aslında. Ve insanların korunmasında da tabii ki eğer bu tarz işte kafeydi, restoranda ya da başka türlü insanların toplu yerde bulundukları etkinlik alanlarıydı, sinemasıydı, tiyatrosuydu. Hı hı. Yani şu an bakıldığında ciddi anlamda sadece hizmet sektörü açısından değil, yani kültürel faaliyetler açısından da yani önemli bir sıkıntı var. Onun da bir ekonomik boyutu var. Onun da kendi içerisinde bir ekonomisi var. Oradan da geçinen bir kesim var malum. Ama bizim bunları tabii ki yoğunlaştırabilmemiz ve normalleştirebilmemiz tamamen aşı bilincinin yaygınlaşması ve bu noktada bizim işi hızlandırmamızla alakalı görünüyor. Şimdi biz 40 yaş üstüne geçiyoruz. Tabii 50 yaş üstünden 40 yaş üstüne doğru hızlı bir şekilde kaymamız oldukça önemli. Tabii benim aşı sıram henüz gelmedi yaş itibariyle. Mesleki grup olarak da öncelikli değilim. Ben de sabırsızlıkla sıramın gelmesini bekliyorum elbette. Çünkü malum yani salgın tehlikesi halen geçmedi ve halen bizim için toplumsal bulaşma çok önemli bir risk olarak görünüyor. Yani halen biz bu önlemleri devam ettirmek durumundayız. Ama elimiz rahatladıkça tabii ki yavaş yavaş gevşeyerek kademeli bir şekilde açılmaları da gerçekleştirerek, şu an gelişmiş ülkelerdeki duruma bakarsanız eğer ki ekonomik faaliyet verilerine de ciddi şekilde yansımış ve tekrar ekonomilerini büyümeye geçirmiş olan Avrupa ülkeleri gibi, Amerika gibi, çünkü biz tabii ki bunların da verilerini çok yakından takip ediyoruz. Genç nüfusunu ne kadar olan kesimi en azından bir doz aşılamış olduklarını görüyoruz. Bu şekilde toplumsal hayatı da daha rahat bir noktaya getirebildikleri gibi salgından zarar görmüş sektörler öncülüğünde tekrardan bir toparlanmayı, ekonomik bağlamda bir toparlanmayı gerçekleştirebildiklerini görüyoruz. Bizim özellikle de bu tabana yayılan ekonomik iyileşmeyi gerçekleştirmemiz önemli. Çünkü salgının yaratmış olduğu sektörel ayrışımlar ve bunun tabii ki özellikle istihdam, işsizlik tarafına yansımaları toplumdaki gelir dağılımını da çok olumsuz bir yönde etkiledi ve bizim de tabii ki biraz bu noktada makro dengelerin şaşması bağlamında bir yansıma bulmamıza neden oldu. Şu an ortada olan ekonomik duruma bakıldığı zaman enflasyondaki dalgalanma olsun, döviz kurlarındaki dalgalanma olsun, bunlar salgın koşullarıyla birleştiği zaman tabii ki bireylerin ekonomisine katmanlı bir etki yapıyor. Bizim bu noktada tabii bir noktada ekonomiye etki eden bu faktörleri ortadan kaldırmanın yolu da daha iyi bir yatırım ortamından, daha iyi bir iş ortamından ve ekonominin iş yapma kapasitesini tekrar arttırmaktan geçiyor. Bakın dün işsizlik verileri açıklandı. İşten çıkarma yasağına rağmen... Orayı aslında rağmen, ekonomiye geçtiğimiz zaman daha detaylı konuşursak şimdi. Ekonomiye geçtik diye hemen. Süreci aşağıdan değiştirmeyelim. Tabii ki. Sadece şu kadar kısmını söyleyeyim. İşsizlik oranlarımız hala artıyor. İşten çıkarma yasağına rağmen. Dolayısıyla halen bu noktada nüfusumuzun geneli açısından, özellikle de genç iş gücü açısından bizim bir kronik bağlamda aslında bir istihdam alanı büyütme sıkıntımız varken bu istihdam alanının daralması daha geniş bir yansıma buluyor. Yani bunu tabii ki dar kapsamlı resmi veriler üzerinden değil, yani geniş kapsamlı bağlamda değerlendirmek gerekiyor kesinlikle. Ve tabii bu noktada da açıkçası evet, yani iş alanlarının açılması, özellikle hani hizmet sektörü üzerinde biraz daha özel konuşmak lazım. Yine insanların yer değiştirmesiyle alakalı olarak seyahatiydi, turizmiydi. Bunlar için tabii ki ayrı parantezler açmak lazım. Ne kadar normal bir hayata erken bir şekilde kavuşursak o bizim kadar, için o kadar iyi. Rahat, yani salgın konusunda bir adım öne geçmek önemli burada. Bir bağlantımız da var. Profesör Doktor Bengi Başar, kardiyolog bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Osman Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi soracağımız birçok konu başlığı var ama şu yerli aşı çalışması ile ilgili bir bilgi var. Onu da ekrana taşımış olalım. Ay sonunda faz 3 çalışmalarına başlanılması planlanıyor. Yerli aşıda yeni bir karar var. Buna göre uygulanan plasebo aşılarının yerine artık Sinovac, Çin aşısı kullanılacak deniyor. Buradaki amaç da aşının etkinliğinin yanında yine inaktif olan Sinovac aşısına karşı koruyuculuk oranlarının ne şekilde değişeceğine dair. Yine gönüllü aşı çalışması söz konusu yerli aşıyla ilgili faz 3 çalışmasına yönelik olarak. Hocam ilk olarak buradan başlayalım. Sonrasında tabii ki normalleşmeyi de konuşacağız. Ne durumdayız biz yerli aşıda? Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Şimdi yerli aşıda faz çalışmasına geçen temel olarak 3 aşımız var. Bunlardan ipi göğüsleyecek olan inaktif aşımız. Tabii burada biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda şu da tartışılmıştı. Faz 3 çalışmasını yapmak için tabii o faz 1-2'deki sayıların çok daha ötesine geçmek lazım. 10.000 rakamları. Türkiye'de de çok yoğun bir aşılama programı olduğu için bu sayıyı bulmak oldukça zor. hiç aşılanmamış olan kesim. Çünkü sıra geliyor, milyonlarca aşı geliyor. Eylül sonuna kadar çok ciddi bir kesim neredeyse tama yakın aşılanacak. Bunun için bu tartışmalar sürerken hatta farklı ülkelerde tıpkı diğer aşıların ülkemizde yaptığı gibi fazla çalışmalarını yürütmek planındaydı. Muhtemelen bunların anlaşmaları yapılacaktır. Dünyada çok az ülke var çünkü aşıya ulaşabilen aslına bakarsanız öyle çok zengin ve orta varlığı olan ülkelerde evet ama yoksul ülkeler %1'i ancak ulaşabiliyor. Onun için de bu anlamda anlaşmalar yapılacaktır. Belki yapıldı. Onun detayını çok iyi bilmiyorum. Ancak şöyle bir şeyimiz var. Aşılamada faz 3'ü yapacaksanız olduğu olası yapılan bir yöntem vardır. Yaparsınız aşı bir bölümde plasebodur. İlk defa böyle bir yol denenecek bir başka aşıyla karşılaştırmak çok doğru bir yöntem gibi gelmiyor. Bilim dünyasında bu alanda özellikle ilgilenen hocalarımızla konuştuğumuzda, incelediğimizde, okuduğumuzda bu çok mantıklı gelmiyor. Nasıl bir çözüm bulunacak? Bu ne kadar doğru olacak? Orada soru işaretlerimiz var. Belki şunu söylemiştik biz. Aşılama diğer aşılarla yapılmadan önce bir ön sözleşme yapılarak belki karşılığında belli anlaşmalarla belli bir kesime bu yerli aşı uygulaması plasebo ve diğer çalışma grubu olarak. Ancak anladığım kadarıyla böyle bir yol da olmadı. Bakalım ne çıkacak? Tabii burada soru işaretlerini her daim barındıracaktır bu. Ama tabii ki isteğimiz Osman Bey yerli aşının tabii ki olması. Kesinlikle. Sonuçta biz salgınlar çağına giriyoruz ve bunun sonrası olacak belki ve bu devam edecek belki bir grip aşısı gibi. Onun için bu tam net olmasa da elimizde bize ait aşının olması gerekli. Bakalım neler olacak hep birlikte sizlerle biz de göreceğiz ama çok doğru bir strateji gibi görünüyor. Karşılaştırma doğru değil diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Peki. Şimdi normalleşmeyi konuşuyoruz. Biz de biraz sabırsızız anladığım kadarıyla. Kademeli normalleşmenin hemen geçip normal hayata devam etmek istiyoruz, arzuluyoruz. Aşılama ile ilgili tabloya baktığımızda da sanıyorum ki yaş haddi giderek düşmeye de başladı. Elimize yeterince aşı geliyor gibi son dönemde öyle yorumlamak lazımdır diye düşünüyorum. Siz neler söylerseniz kısa vadede tam normalleşmeye geçilir mi? Maskeler hayatımızdan ne zaman gider? Hep merak ediliyor ama bir kez daha dinleyelim lütfen. Bengi Hocam bir araya girsem olur mu? Tabii ki buyurun. Geçenlerde yine TV100 ekranındayız. Bir hocamız sizin gibi o da çok güler yüzlüydü. Aşının gerekliliğini belki çok doğru anlatamadık ya da aşının sempatisini çok iyi ifade edemedik gibi bir şey söyledi. Ben de ona katıldım. Şimdi Bengi Hocam ekranın gülen yüzlerinden hem bilirkişi hem profesör hem de güvenilen bir sima. Kesinlikle öyle. Şu güler yüzü hiç eksik olmasın öncelikle. Ama hani toplumumuza bunu anlatmakta ya da aşının gerekliliği konusunda ne tür bir yol izlemeliyiz ki daha çabuk kavrasın insanlar? Şimdi biliyorsunuz tüm dünyada bir bölüm aşı karşıtı var. Yani bu Amerika'da da böyle, Avrupa'da da, Türkiye'de de. Aslında Türkiye'de en başta aşı tereddütü sanki daha azdı. Sonra aşılardan sonra bir takım dedikodular diyeyim. Dedikodu gazetesiyle çok anlamsız açıklamalar. Yani böyle bir kişi sanki 100 kişi gibi yan etkileri olmuş gibi anlatılarak bu yayılmaya başladı ve biz zorlanmaya başladık. Bakın geçen gün ben hatta sosyal medyada bu tip öyküleri de paylaşıyorum insanların kulağına küpe olsun diye. Bir bankacı hastam diyor ki BioNTech aşısı olmak istiyorum hocam. Gideceğim banka müdürümüz başta olmak üzere oradaki arkadaşlarım aman ölürsün dedi. Korkuyorum ne dersiniz? Kesinlikle hiç düşünmeyin gidin olun dedim. Ancak bu halk arasında garip bir takım anlamalar var. Bir de ben şu an şununla mücadele ediyorum sosyal mecrada. İnanın bir takım gruplar var. Bunlar birbiriyle anlaşıyor. Biz randevu alacağız diyor ve gitmeyeceğiz diyor. Bilinçli olarak gitmiyorlar. Başkalarının hakkını yiyorlar. O aşıları ziyan ediyorlar. Bunun için de benim önerim şu olmuş. Olabildiğince ne olur 18 yaşa kadar açalım randevuları. Kim istiyorsa alsın. Doğru. Önceliği olsun ve bir B planı yapalım. Gidelim. diyelim. Şimdi biz bunu demek ki bizim anlatmamız aslında biz başından beri aşının ne kadar yararlı olduğunu bilimsel kanıtlara dayalı olarak bakın yeni İngiltere'den delta varyantı ile ilgili çalışma geldi. Çalışma demeyelim artık günlük yaşam verileri geliyor. Dediler ki delta varyantına karşı acaba aşılar korumuyor mu? Sonra baktılar onlar biliyorsunuz vektör aşı ve mRNA aşısı kullanıyor. Hı-hı. Ve bu aşıların yapıldığı kişilere baktılar. Bir de yapılmayanlara. Hastaneye yatanlar 129 kişi. Bunun 126'sı hiç aşılanmamış. Sadece 3 kişi çift doz aşı ve onlar da daha hafif olarak geçiriyor. Yani o korktuğumuz delta dediğimiz Hindistan varyantına karşı yine aşıların işlediği özellikle de mRNA aşıların çok etkili olduğunu biliyoruz. Artık çalışmalar değil bize çalışma soruyorlar. Bunlar yapıldı, bunlar yayınlandı, bunlar en büyük dergilerde yer aldı. Artık gerçek yaşam verileri Şili'sinden, Endonezya'sından, Brezilya'sından, ülkemizden, dünyanın her yerinden geliyor. Artık neyi sorguluyor? Biz sürekli bunları anlatmak zorundayız. Bakın eğitimli eğitimsiz, beyaz yakalı mavi yakalı ne derseniz deyin. Her kesimde garip bir aşı karşıtlığı türedi. Yok böyle bir şey. Onun için belki şu yapılabilir. Mesela bugün için Amerika'da bazı üniversiteler Johns Hopkins şunu koydu. Kesinlikle kardeşim dedi. Ben üniversite öğrencilerine, hocalara, çalışan herkese aşıyı zorunlu tutuyorum 1 Ağustos'a kadar. Yaptıysan girersin bu okulun sınırlarından. Yoksa giremez. Şimdi başka üniversitede yayılıyor bu. Yavaş yavaş her yere yayılacak. Yani yaptırımlar olmalı bir kere. Bizler anlatmalıyız. Yani bazen insanlar sadece anlatmakla anlamıyor. Bazen yaptırımlar da işe yarıyor. Bunları birlikte kullanarak biz bu işin önüne geçmeyiz. Çünkü başka türlü geçemeyeceğiz. Bakın 1'e doğru yaklaştı RT değerimiz. Yani bulaşıcılık artıyor, sayılar artabilir. Doğru. Aşı olmadan rahatlama tam anlamıyla asla olmayacak. Bunu tekrar tekrar söylemekten imtina etmememiz lazım. Tam normalleşmeyi de sordum hocam. Onunla ilgili yanıt da alayım lütfen. Şimdi tam normalleşme bir kere %30'unu çift doz aşıladığınızda rahatlamaya başlarsınız. Düşer. %50 de artık çok anlamlı ve çok ciddi önlemlerin azaltılmasına gidebilirsiniz. Ama gerçekten rahatlamayı soruyorsanız %70'i geçmeniz gerekir. Hatta 75'ler, 80 İsrail. Ancak 60'larda çift, 80'lerde işte tek hatta o bile arttı 90'lara doğru ulaştılar. Olduğu anda artık dedi ben tamam bunu endemik hale getirdim açılıyorum. Ama İngiltere acele etti birazcık. Varyantlar da işin içine girdi. Sayılar artmaya başladı. Doğru. Amerika'nın bazı mesela San Francisco %70'i geçti artık iş bitti dedi açılıyoruz dedi. Yani en azından %70'le biz açılabiliriz rahatlarız deriz ama %30'dan sonra çift doz rahatlama gerçekten kendini bulur. 50'yi geçtikten sonra çok ciddi yaptırımlarda azalma olur ama gerçek rahatlamayı soruyorsanız çift doz 70'i geçeriz ki bunu da elimize gelecek aşılar bu söylenenler olduğunda biz ancak Ekim sonlarında yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir de şu var bizler Sinovac aşısı olduk biliyorsunuz sağlıkçılar. Doğru. 65 yaş üzeri ama biliyorsunuz Sinovac'la ilgili çalışmalar geldi. 65 yaş üzerinde koruyuculuk ciddi azalıyor. 75 yaş üzerinde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği %50'nin altında %48, 80 yaşı geçince %28. Yani bunlar bu yaş grubunda korumadığını söyleyebileceğimiz düzeyde. Peki onun hocam aslında, orada şunu sorayım lütfen evet. Bölüyorum ama sizi öyle bir durumda yeniden aşı olunması gerekecek mi bu yaş grupları için? Kesinlikle en azından bu hassas gruplar 65 yaş üstü çok ciddi kronik hastalığı, immün sistemle ilgili problemi olanlar, bağışıklık cevabını baskılayacak ilaç kullananlar mesela organ nakilliler gibi ve bizler, sağlıkçılar. Çünkü virüs yükümüz çok fazla. Doğru. Çok ciddi risk alıyoruz. Dolayısıyla aslına bakarsanız 6 aylık süreyi geçince gerçi bu da çok net değil ama en azından bir 6-8 ay sonra bağışık yanıtın çok düştüğü gösteriliyor yapılan çalışmalarda. mRNA aşıları için bu daha ileri. 1 yıl belki de 3, belki ömür boyu. Bunu bilmiyoruz. Zaman gösterecek ama bizim gibi inaktif aşı yapılmış olan hassas gruplarda ve 6 ayda olduğunda BioNTech aşısının tek doz yapılması çok faydalı olacaktır. İngiltere'de yaptılar. Farklı dozları karşılaştırdılar. Bu Doğru. farklı dozlar şöyleydi. Bir adenovirüs vektör aşı yani AstraZeneca bir de mRNA aşısının ortak yaptılar. Yani birinden ve bu aşıları farklı aşıları yaptıklarında immün yanıtın fazla olduğunu gösterler. Ama şu var. Şu an için inaktif aşıda birlikte mRNA aşısı birlikte kullanıldığında bağışıklık yanıtında ne olacak çok net değil aslında. Ancak biz ne olursa olsun madem bunu yaptık, elimizde böyle bir şey var, bunu yaparak belki veri bile toplayabiliriz ve bu verileri dünya ile paylaşabiliriz. Bizler bu aşıyı olmaya hazırız sağlıkçılar olarak. Hem böyle bir şeye katkımız olur hem de korunmaya katkımız olur diye düşünüyoruz. Şimdi son dönemde vaka sayılarında ciddi bir düşüşte gözlemlendi biliyorsunuz. Özellikle kapanmanın hemen akabinde o kademeli normalleşmenin ilk aşamasından itibaren. Açılmayla birlikte de baktığımızda çok fazla rakamların yükselmediğini de gördük. Bu durum neden kaynaklanıyor acaba? Burada bir mevsimsel etkenler mi söz konusu yoksa bizim yaptığımız aşıların da ortaya koyduğu bir performans var mı? Şimdi Osman Beyciğim tabii ne olursa olsun her aşı koruyucudur. Ama az korur ama çok korur. Yine sonuçta korur. Bakın ortada veriler var. En son gelen veriler bu Brezilya'da bir bölgeden geldi. Yani %80 bulaşıcılığı azaltıyor dedi. %86 ağır vakaları azaltıyor dedi. Ölümleri %90 üzerinde azaltıyor. Sonuçta elimizde veriler var. Hakikaten bu aşılar koruyor. Bulaşıcılığı da azaltıyor. Hele mRNA aşıları daha da azaltıyor ama bizim Sinovac'ı yaygın yaptığımızı düşünürsek evet mutlaka ama şöyle de bir sorunumuz var. Bu çift doz bir kere her aşı için çift doz ancak bizim için yeterli cevabı oluşturuyor. Ama bize baktığınızda biz toplumun sadece %16'sını çift doz yaptık. Yani sadece %16 ile bu azalmayı ya da artmamayı açıklamak ne kadar doğru bilmiyoruz. Ancak dediğiniz gibi açık hava imkanlarını kullanıyoruz. İnsanlar nispeten daha bilinçli davranmaya çalışıyor. Havalandırma diyoruz üzerinde duruyoruz. Bunlar söz konusu olabilir. Tabii hastalanan bir kesim de var. Onların da koruyuculukları var. Sonuç itibariyle o yayıldığı döneme ait. Sonuçta bütün bunları bir araya getirdiğimizde bir de aslında hep tereddüt ettiğimiz bir şey var Osman Bey. Bizim test sayılarımız düşük aslında. Olması gerekenlerin çok gerisinde. Çünkü biz semptom gösterenlere yani hastaneye başvuranlara artık test yapıyoruz. Yani temas diye bile yaptığımız yok. Dolayısıyla hafif vakaları atlıyoruz. Biz aslında hastaları hani eskinin deyimiyle daha önce yaptığımız gibi hastaları bir yerde saptıyoruz gibi oluyor. Onun için aslında bakarsanız bakın İngiltere onca aşılamaya rağmen şu an %50'sini aşıladı toplumunun. Almanya keza %30'lar. Ama buna rağmen 1-1,5 milyon günlük testler yapıyorlar, vaka buluyorlar. Biz testleri artırsak muhtemelen bu vakaların daha yükseleceğini söylememiz mümkün olacaktır. Burada bizi rahatlatan şu oldu. Evet ağır vakalarımız, hastane yatışlarımız düştü. Bu sahadan görülüyor. Ama dediğim gibi bakın birlere yaklaştı. RT değerleri. Yani her an bir sayı artışına gidebiliriz. Onun için çok tereddüt ve çok dikkatli olmamız gerekir. İzleyeceğiz. Açık hava avantajı, yapılmış bu aşı ve düşük testlerle sayıları şimdilik burada tutuyoruz ama isterdik ki o sayılar 5000'leri hatta çok binleri bulsun. Mesela Almanya çok sıkı önlemlerle %30 aşılamayla 100.000'de 20 insidansı ulaştı. Şimdi ama mesela bizdeki önlem hocam evet. Pazar günü sokağa çıkma yasağı var hafta sonu için. Daha önce 2 günlüktü biliyorsunuz. Cuma'dan başlayıp pazar son buluyordu. Peki bu doğru mu? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bununla ilgili de bir yanıt alsam. Osman Bey, dünyada uygulanmayan değişik yöntemleri uyguluyoruz ve bunların ne kadar etkili olduğu çok doğrusu tartışılır. Şimdi haftanın 6 günü insanlar işte temasta dışarıda sadece bir gün. Yani pazar günü virüse bir dinlenme hakkı mı tanıyoruz? Bu çok saçma. Halbuki böyle bir havada insanlar dışarıda olmalı. Stresini azaltmak adına insanların. Yani açın parkları, dolaşsınlar, kontrol edin onları. Zaten kapalı ortamlar açın demiyoruz ama cumartesi açık olan yerlerin pazar günü açık olmasının hiçbir katkısı olmayacaktır. Peki çok gece içinde aynı durum var mı hocam? Kesinlikle. Biz sadece şuna bakın. Yoğun dönemde ben şunu destekliyordum. O Ramazan'da 7'den sonra dediler. Ondan önce işte 9'du. Bakın insanlar ev gezmelerine gitmesinler. Uzak mesafede böylece kapalı ortamlarda olmasınlar diye olabilir. Yurt dışında da bunu yapıyorlardı. O kafelere, barlara gitmesinler insanlar diye. Bu mantıklı olabilir. Ancak şu aşamada işte pazar gününü işte 10'a kadar yani bunun sürdürülmesinin ne kadar faydası olduğu tartışılır işin açıkçası. Tıpkı şey gibi cumartesi işte açmak gibi o marketi ama pazar günü kapatmak gibi. Çok anlamsız. Şimdi bilmiyorum, belki bunlar da değiştirilecektir diye düşünüyorum. Aslında bizim en önemli almamız gereken tedbir şehirler arası ulaşımı kapatmaktı. Doğru. Ama hatta biz şunu kapattık. Sen özel arabanla gidemezsin. Toplu taşımayla otobüste gidersin. Evet. Aslında tam tersi olabilmeliydi. Yani bazen kuralları neye göre koyduğumuzu bilemiyorum. Vardır herhalde bir takım çalışmaları. Herhalde ona göre bilerek yapıyorlardır ama çok mantıklı gelmiyor bana. Hocam son bir sorum olacak aşıyla ilgili yine. Bulaşıcılık, bulaş riski tekrar doğuyor mu? Aşıdan sonra bize koronavirüs bulaşır mı? Ve aşı olduktan sonra maske takmaya devam etmek mi gerekir? Bunun da yanıtını alayım. Çok teşekkür edeyim sonra size. Şimdi CDC özellikle biliyorsunuz bir karar aldı. Çift doz mRNA aşısı yaptı Amerika %95. Biz onun için özellikle mRNA aşılarını herkese anlatmaya çalışıyoruz. Çok önemli bu aşılar. Ve bu %95 aşılamayı mRNA ile yapan ülke dedi ki çift doz aşı yapılmışsa dışarıda maskesiz gezer. Hatta iç mekanda tenhaysa onda bile maskesiz gezer. Gerçi bu tartışmalara yol açtı. Kimin yaptırdığını aşıyı kim bilmiyoruz. Belki o zaman içeriye girişlerde, toplu mekanlarda kontrollerle gidilebilir. Ancak şu var, Danimarka'dan gelen büyük bir çalışma istatistiksel olarak dış ortamda maskeli ya da maskesiz olmanın bulaştırıcılık üzerine ek bir fark olmadığını gösterdi. Onun için biz eğer şunu diyoruz, kalabalık ortamlarda aşı bile olsak, sonuçta kimin aşılı olduğunu bilmiyoruz, kimin olmadığını bilmiyoruz. Doğru. Biz yine maskeyle gezebiliriz. Ancak mRNA aşıları %95 koruyor bulaşıcılığa karşı. Yapılan farklı çalışmalarda bizdeki yoğunlukla kullanılan inaktif Sinovac aşısı 65'ten 80'e kadar veriler var. Çok değişken biliyorsunuz Sinovac'ın verileri. Ancak sonuçta korunsa da bir mRNA kadar değil. Onun için ne olursa olsun dış mekanda tenhaysa, aramızda 2 metreyi tutabiliyorsak Sağlık Bakanı'nın açıkladığı gibi evet bence maskesiz kalınır. Ben bunu uzun süredir hastalarıma da söylüyorum. Ancak kalabalık ise açık mekanda olsa ne olursa olsun biz maskemiz en azından örnek teşkil etmesi için takmak durumundayız şu an için. Kapalı mekanlarda da maskeleri bırakmayalım. Aşı da olsak bunu yapmaya devam edelim şimdilik diyorum. Hocam çok teşekkür ederim katkılarınız için. Çok sağlıklı, kolaylıklar diliyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Bayağı detaylı bilgi de aldık. Soracağımız çok soru var. Merak da ediliyor. Vatandaşlar da merak ediyor. Önemli bilgileri de almış olduk. Bu maske konusunu biraz da burada değerlendirelim aslında. Şimdi kapalı alanlarla ilgili eğer tenhaysa aslında çıkarabilirsiniz gibi bir açıklama var. Açık alanlarda çıkarabilirsiniz diyor Bengi Hocam. Aşı yaptırdığınız takdirde. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani aşıyla birlikte o rahatlamayı ister istemez karşımızdaki de hissediyor. Ben de hissediyorum. Yani sohbetin bir kısmında hani ben aşı yaptırdım, senin durumun ne? O da aşı yaptırdım deyince bazen kucaklaşmayla bile bitiyor sohbet. Yani normalleşmenin şeyi gerçekten aşıyla son derece alakalı. Ben maskeye alışamayanlardanım. Evet o da bir zaaf aslında. Ama aşıyla birlikte dediğiniz gibi maskelerin bir an önce çıkması son derece büyük arzum. Yani doktorlardan izinsiz bunu söylemek istemem ama hani maske takmak hani yetmeli artık. Bu aşıyla birlikte maskeyi özellikle açık havalarda, sokakta hatta sonlandırabilmenin bir yolunu bulmalıyız. Yani virüs bir Fransız filozofa göre bizi komünize etti. Ne demek? Eşitledi. Ne demek? Osman Bey olmadan, Enver Bey olmadan hayatın güzelliği yok dedirtti. Futbol bile olmuyor değil mi? Doğru. Öteki olmadan. Maskede bir şekilde olması gereken yerde, kapalı mekanda zinhar çıkmamalı. Ama aşıyla birlikte aşılanmışsak, o aşı çoğunluğunu yakalamışsak mümkünse açık havada, sokakta şu mecburiyeti alın artık bizden. Yani kolluk kuvvetinin korkusundan maske takmamalıyım ben. Yani kendi disiplinimle takabilmeliyim. Diğer türlü açık havada maskeye gerçekten inanasım gelmiyor aşıdan sonra. Yani aşıyla birlikte lütfen bizi serbest bırakın. Hürriyetlerimizi verin. Ya bunu bir vatandaş olarak aynı zamanda sonra hukukçu olarak söylüyorum. Çünkü aşırı bir zorlama hissediyorum aşıyla birlikte. O antikor oluştuysa ben de yani maske takmamaya... Bir de özellikle yaz döneminde daha da zor tabii maske kullanmak. Daha zor. Başka bir görüş de komünize etti değil, virüs kapitalizmdir. Niye? Çünkü hani Adam Smith'in şeyine göre neydi? İstihdam ediyorsunuz, üretiyorsunuz ve çalıştırıyorsunuz. Farkına varmadan da iyilik ediyorsunuz o çalıştırdığınız insana. Şu anda farkına varmadan ne iyilik edebiliyorsunuz, ne ücretini ödeyebiliyorsunuz, değil mi? Devlet yetişmese. Yani ötekine ister komünize etme tarafından bakın, ister kapitalize etme tarafından bakın. Ötekine ihtiyacımız var. Maske şu an ortak bir şifre, ortak bir kelime, ortak bir cümle. Ama bu ortak cümleyi de bir şekilde ama terk etmenin yolu da aşıdan geçiyor. Evet. Aşı seferberliğini, yani Bengi hocama da sordum, güler yüzlü olmayan insanlar anlatmasın. Doğru. Bu çatık kaşlı doktorları da ekrana çıkartmayalım. Beyefendi, o isimlerden biri de Oğuz hocam aslında. Beyefendi güler doktor yüzlü isimlerden doktor, bir tanesi. Değil mi? Kendisi de geldi şu anda. Bu güler yüz her zaman tasvip ettiğim, takdir ettiğim, alkışladığım bir güler yüz. Bengi hocam da çok güler yüzlüydü. Doğru. Yani topluma bir şekilde bu aşı dostluğunu, aşı babacanlığını, aşı sevgisini vermek durumundayız diye düşünüyorum. Oğuz hocama da bir hoş geldin diyelim. Koruyucu sağlık uzmanı, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Özyaral. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, çok teşekkür ederim. Mikail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yüzümü güldürdü, sağ olsun, eksik olmasın. Valla topluma bilgi vermek çok zor bir konu, çok önemli bir konu. Çok yerinde bir cümle sarf ettiniz. Her şeyi güler yüzle ve sıcak olarak anlatmak zorundayız ve doğruları anlatmak zorundayız. Kesinlikle. Rating uğruna ya da alkışlanmak uğruna hiçbir şey söylememek zorundayız. Evet, size de soracağımız birçok konu başlığı var hocam. Şu koronavirüsü de noktalayacağız yavaş yavaş. Bir Enver hocama söz vereyim, sonrasında size döneceğim. Maskeyi konuşuyoruz hocam. Evet. Yani ekonomik yansımaları var mıdır maskenin bilmiyorum ama o da aslında bir ticaret. Kapitalizm derken aslında Mikail hocam onunla vurgu yaptı. Siz ne düşünürsünüz, nasıl söylersiniz? Açık alanda özellikle Bengi hocam da önemli noktalara vurgu yaptı. Kesinlikle buna konu olacak bir etmen. Hani şöyle düşünelim. Bilim hayatın bir alt kümesi, ekonomi bilimin alt kümesi. Ben ekonominin de bir bilim olduğuna inanırım. Tabii alt kümenin öğeleri, üst kümenin öğelerinde içerdiğinden dolayı hayatın içinde olan her etmen bunlar içerisinde de geçerli. Şimdi bilim bize ışık tutmalı, bilime inanmalıyız, bilime güvenmeliyiz. Bu noktada da evet, normalleşme vesaire bunlar ekonomi için tabii ki arzuladığımız durumlar ama erken ve kontrolsüz normalleşmenin de ne gibi yan etkilerinin olabildiğini, ne gibi olumsuz etkilerinin olabildiğini de aslında bir noktada tecrübe edebilecek bir aşamaya geldik bu virüsün yaklaşık 1,5 yıllık süreci içerisinde. Şimdi maske konusuna değindiniz. Aslında evet, maskenin bir ticarete dönmesi durumunu yaşadık. Virüsün ilk çıktığı zamanları hatırlayın. Dezenfektan fiyatları, kolonya fiyatları, maske fiyatları. Doğru. Hani devlet buna fırsatçılar bir el devreye girdi. Atmak durumunda geldi. Aslında biz her zaman ekonomi için özellikle de enflasyon oranlarının ciddi anlamda artışa geçtiği şu son 2-3 yıllık süre içerisinde hep bu fırsatçılık konusunu da bir şekilde gündeme getirdik. Doğru. Çünkü aslında bakıldığında fırsatçılık açısından talep olsun, işte maliyet unsurları olsun. Enver hocam böleceğim ama fırsatçılığa da girmeden Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ekonomik göstergelerle ilgili konuşurken açıklamalarda bulunuyor. Hemen bir gidelim kısacık, sonrasında birlikte olacağız. Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan önemli açıklamalarda bulundu. Fiyat istikrarına vurgu yapıyor. TÜFE arasındaki makas açılıyor. Onu da aslında ekonomistler de hep söylüyor. Bu çok olumsuz bir durum diye nitelendiriyor. Bunun önüne geçeceğiz diyor. Fiyat İstikrarı Komitesi kurulacak. Yeni reform paketinde yer alanlardan bir tanesiydi. Bu konuşmalar ışığında siz nasıl değerlendiriyorsunuz Emre Hocam? Şimdi Sayın Bakan'ın enflasyon ve sürdürülebilir büyüme konusundaki saptamalarına katılmamak mümkün değil. Ve enflasyonla sürdürülebilir büyüme arasındaki öncelik sıralaması noktasında biz ekonomistler zaten bunun sürekli olarak altını çiziyoruz. Ve enflasyon büyüme odak noktasında bizim sorunu doğru bir şekilde saptayabilmemiz ve önlemleri gerekli öncelik sırasına göre etkin bir şekilde kullanabilmemiz adına hangisinin ilk önce halledilmesi gereken, odaklanılması gereken bir problem olduğunu iyi saptamamız lazım. Yani teşhisi doğru koymamız lazım. Ki bu noktada da aslında teorik olarak baktığınızda enflasyon ve büyüme aynı anda odaklanılamayacak ve birbiriyle çelişkili olacak ekonomik hedeflerdir. Çünkü yüksek enflasyon olan bir ortamdaki Türkiye'nin son birkaç yılki büyüme profiline baktığınızda enflasyon içerisinde bir büyümenin söz konusu olduğunu görürsünüz. Bu özellikle büyümenin tabana yayılmaması anlamında en önemli yapısal sıkıntıyı ortaya koymakta ki zaman zaman bazı ekonomik şoklarla karşılaştığımız dönemde yüksek enflasyon içerisinde büyüyememe, düşük büyüme ya da bazı çeyreklerde olduğu gibi daralma gibi sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. Bu özellikle de toplumdaki gelir dağılımını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Şimdi bu noktada çok yüksek bir enflasyonumuz var. Benzer ülkelerimizin de çok üstünde. Sadece gelişmiş ülkelere kıyasla değil. Yani %16, %17 enflasyon gerçekten kabul edilebilir bir seviye değil. Özellikle de hani bireylerin ekonomisi açısından düşündüğümüz zaman burada biraz daha tabii ki bizi izleyen izleyicilerimiz açısından biraz da kendilerinden yansıma bulmaları açısından konuşacak olursak gerçekten yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyen ve aynı zamanda da ekonominin iş yapma kapasitesini, firmaların önünü görmesini zorlaştıran bir durum. Neden? Çünkü siz enflasyonunuz bu seviyelerde olduğu zaman enflasyonun yarattığı en önemli olgu faiz olarak karşınıza çıkıyor. Ve faiz politikasını yeterli etkinlikte kullanmadığınız ve yeterli kredibilitede kullanmadığınız zaman da hem yüksek faiziniz oluyor, faizin fiyat istikrarına katkıda bulunması lazım, döviz kurunu baskılaması lazım ama şu an gördüğünüz gibi döviz kurumuz da son derece volatil, belirsiz bir ortamda. Yüksek faiz, yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru baktığınız zaman çift taraflı, katmanlı bir etki yapıyor. Bir firma açısından düşündüğünüz zaman, bir firmanın finansal borç profili açısından faiz maliyeti önemli bir etkendir. Döviz kuru maliyeti önemli bir etkendir. Normalde birisi artarken diğerinin azalması gerekirken ikisinin de arttığı bir durumla sarmalla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bu noktada tabii ki şu durum ortaya çıkıyor. Yani biz faizle mi başa çıkmalıyız, döviz kuruyla mı başa çıkmalıyız? Aslında ikisiyle de başa çıkmalıyız ama hangisini öncelikli olarak kontrol altına almamız gerekiyor durumu karşımıza çıkıyor. Doğru. Şimdi bizim faizleri düşürmemiz için tabii ki enflasyonu düşürme noktasında ilerlememiz gerekiyor. Enflasyonu düşürmek tabii ki sadece Merkez Bankası politikasıyla olacak bir olgu değil. Çünkü enflasyonun içerisindeki yapısal metrikler Merkez Bankası'nın kontrolünde değil olarak. Verimlilik gibi, üretimde sürekliliği sağlamak gibi etmenler ekonomi içerisinde yapısal politikalarla düzenlenecek bir nokta ki burada Sayın Bakan'ın işaret ettiği fiyat istikrarı komitesinin bu tarz çalışmalara doğru yoğunlaşacak olması Merkez Bankası'nın fonksiyonu değil, Merkez Bankası'na yardımcı olacak bir mekanizma kurulmasını sağlaması noktasında önemli. Çünkü biz faizi sürekli bu seviyelerde tutamayız. Bu özellikle ekonomimizin iş yapma kapasitesi açısından arzu edilen bir durum değil. Çünkü yatırım lazım bize, istihdam arttırma lazım. Kaynakları doğru yerlere aloke edebilmek adına maliyetleri azaltmamız, finansal borç yükünü ve buradaki marjinal değişiklikleri düşürmemiz ve firmaların daha fazla üretime yönelik, istihdama yönelik kaynak ayırmasını sağlayabilmemiz lazım. Ama enflasyonist bir ortamda bunu yapamayız. Çünkü enflasyonist bir ortamda biz faizleri düşük tutmaya devam edersek bizim şu an reel faiz göz ardı edilerek oluşturulacak bir doğrudan yatırım ortamımız yok. Kısa vadede bizim dışarıdan gelecek finansmana ihtiyacımız var. Bu dışarı gelecek finansman açısından bizim de getiri veren bir ülke olmaya ihtiyacımız var. O getiriyi de yeterli seviyede tutmak durumundayız. Tabii ki bu politika kısa süreli uygulanabilecek bir politika olduğuna aslında asıl yapılması gerekenler konusunda bize zaman kazandıracak bir olgu. Biz kısa vadede faizle fiyat istikrarını kontrol altında tutup uzun vade açısından yapısal dönüşümlerle bu işi sürekli hale getirmek durumunda olacağız. İşte o zaman orta vadeli, uzun vadeli enflasyon hedeflerimiz ve sürdürülebilir büyüme noktasında da ilerleyen bir aşama içerisinde oluruz. Yani tabii ki faizlerin düşük olması, ekonominin sürekli büyüyen, gelişen bir noktada olması açısından istenen bir durum. Önce enflasyonu halledersek faizleri düşürme şansımız olur. Bunu çok daha rahat bir şekilde değerlendiririz ve sürdürülebilir büyümenin önünü açarız. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Şimdi konuştuğumuz bir başka konu koronavirüsten sonra başımıza bir bela daha çıktı. Marmara'da onunla uğraşıyoruz şu anda Oğuz Hocam. Adı da müsilaj, öyle deniyor, deniz salyası. Onu da konuşalım isterim. Size soracağımız sorular var. Bir açıklama geldi balıkçılardan. Onu bir ekrana getirelim. Ondan sonra değerlendirmenizi de almış olayım. Eleştirileri var. Daha doğrusu Onların yarattığı etki de var aslında. Balıkçılar ağ attı, çekilen ağlar bataklıktan çıkmış gibi siyah ve yapışkan bir maddeyle kaplıydı diyor. Müsilaj balığı boğdu başlığı atılmış. Marmara Denizi'nin yüzeyini temizlemek müsilajın sadece %10'unu bitirmektedir. Asıl sorun derinlerde, bunlar kimyasal atık açıklaması geldi. Bu açıklamayı da Doktor Erol Kesici yapmıştı. Oğuz Hocam, pek fazla görmediğimiz şeyleri artık bu iklim değişikliği sonrası sıcaklıkların da artmasıyla birlikte görüyoruz. Hortum, efendime söyleyeyim toz bulutları vesaire. Şimdi de müsilajla karşı karşıya kaldık. Sadece tabii ki iklim değişikliğinin etkisi yok. Bizim yaptığımız birçok şey de var. Atıkları geçen gün yine gördük. Zonguldak'ta son olarak atıklar çıkarıldı. Ne ararsanız var tabiri caizse. Biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Tüm bunlar yaşanırken şimdi bir de akıllarda vatandaş da hep kendini düşünüyor. Diyor ki biz nasıl denize gireceğiz Marmara Denizi'nde? Denize girebilirler mi vatandaşlar? Yani şunu söylemek istiyorum. Kendim ettim, kendim buldum. Ben o denize niye gireyim? Yani ben geçen gün bir açıklama yaptım. Çok özür dileyerek de bunu tekrarlamak istiyorum. Buyurun. Ben bu suya parmağımı sokmam. Çünkü inanılmaz bir kirlilik taşıyor. Bu kirlilik aslında baktığınız zaman kendi kendini çoğaltan ve toksik yapıyı da arttıran bir özellik ve sanki suyun içinde bir betonlaşma, çimento dökülmüş gibi bir sertlik oluşturuyor. Zaten bu konudaki değerli bilim insanlarımız çok ciddi açıklamalarda bulunuyorlar. Yani suyun dip tabanına kadar temizlemek gerekiyor. Su akıntısı oluşmadığı sürece atılan atıkların yoğun bir şekilde suyun içerisinde yer alması, öncelikle balıklar adına konuşmak istiyorum. Tabii. Balık seçici değil. Dolayısıyla o hem solungaçlarıyla solumaya devam ederken bir yandan da beslenmesini sağlıyor ve bir sürü partikülü sindirim sistemine alıyor ve boşaltım yoluyla atarken toksik maddeler onun vücut yapısının içerisine yerleşiyor. Bunlardan bir kısmı bizim attığımız atıklar, bir kısmımız evsel kirlilikler, bir kısmı da kanalizasyon. Kanalizasyon hiçbir şekilde suyun içinde hareket etmeyip sabit kaldığından, normalde Hıfzı Sıha Kanunu'nun bize yasaların söylemiş olduğu Çevre ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliklerine baktığımız zaman suyun içinde bulunması gereken koliform, toplam koliform, E. coli ve onun dışında diğer fekal streptokoklar ve özellikle de salmonella ve enterovirüslerin bir kısmının hiç olmaması gerekiyor. Kolibasili'nin dışındaki koliform, yani bağırsak bakterilerinin de belli bir miktarda olması gerekiyor. Ancak şunu unutmamak lazım. Bunlar 6 saatte bir çoğalarak üreyen mikroorganizmalar ve suyun içindeki bu inanılmaz zenginlik, çünkü algler var orada. Gördüğümüz o müsilajı oluşturan çok muhteşem bir doğal yapı var baktığınızda. Hani böyle iyisiyle kötüsüyle söylemek gerekiyor. Çünkü normalde eğer bu duruma gelmemiş olsa o algleri balıklar yiyerek tüketecekler ve beslenme zincirinin bir parçası olacak. Ama o kadar coştu ki o artık suyun hareketsizliğini getirdiği için koliform bakterilerin orada çoğalması, ölmesi, onların toksinleri, o toksinleri yutması, bir yandan suyun içine katılan atıkların kirliliğinin balıklar tarafından tüketilmesi bir kere ekolojik dengeyi bozuyor, onların ölümü. Onların tüketilmesiyle zaten insan sağlığında saçma sapan sorunlarla karşılaşacaktır. O bir net. Zaten balıkçılar bundan son derece muzdarip. Bunu ifade ediyorlar. Gelelim suda yüzme konusuna. Bu suya neden gireyim ki? Yani her tarafı zehirle çevrilmiş. Siz yüzerken isteseniz de istemeseniz de o gözünüz suya mutlaka değiyor. Bir kontak dermatiti olacak. Bir sürü deniz anası var. Onlar orada dağılıyorlar, parçalanıyorlar ve onlar sizin bütün vücudunuza dokunuyor. Muazzam bir alerjik reaksiyona neden olabilirler. Yani olur ya da olmaz ama böyle bir olasılık var. Çünkü onun da içinde bir kimyasal zehir yapısı var. Onun dışında yuttuğunuzu düşünün, bir miktarını daha yutsanız, ben niye kanal suyu yutayım ki? Durup dururken yani niye kendime böyle bir garip davranışta bulunayım ki? Benim tavsiyem açık suda yüzsünler. hani yüzmesinler gibi bir tanımlama yapmıyorum ama böyle bir alana yığılım meydana gelmiş, tekneler hareket edemiyor, motorları çalıştıramıyorsunuz. Ben burada denize girebilir miyim? Ha, biraz komik bir soru ama yani çok özür diliyorum, herkes de tenzih ediyorum. Böyle bir şey yapılmamalı. Hakikaten çok dikkatli olmak zorundayız. Bu doğayı ben kirletiyorum. Bu doğayı alabora ediyorum. Sonra da ben bu denize girmek istiyorum. Ben çok suçluyum. Yani ben derken dünya insanını konuşmak istiyorum. Yani bu tekilleştirmeyle bütün dünya insanının tek olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen herhangi bir olay dünyanın genelini etkisi altına alır. Bunu onlarca yıldır gördük. 2005 yılında da bunun bu noktalara gideceğini, 2025-2050 arasında çeşitli doğa felaketlerinin geleceğini herkes biliyordu. Doğru. Bu böyle birden ortaya çıkmadı. Bu fırtınalar, bu seller, her şey bilinen gerçeklerdi. Ve gittikçe de artan sayıda devam edecek. Eğer biz kendimize dur demezsek. Hocam bahsettiniz siz de kolibasili ve virüslerden. Şimdi bazı açıklamalar da gelmişti. Onu da sormuş olayım. Marmara'da kolibasili 1000 katına kadar ulaştı. Korkunç. Diye bir açıklama. Bu gerçek mi? Doğru mu? Türkçe... Sayın Osman Kenan Çapoğlu, bakın hocalarımız söylüyor, analiz yapıyorlar. Yani biz kendi kendimize çıkıp burada beyanatta bulunamayız. Biz kamuoyunu aydınlatmakla sorumluyuz ve ben size bir cümle sarf ettim. Dedim ki bir kolibasili, tek bir hücre 6 saat sonra mutlaka 2'ye bölünmüş oluyor. Düşünün ki milyonlarca kolibasili kanalizasyonlarla suya akıttı ve bunlar hareketsizler. Yani akıp gitmiyorlar çünkü su hareket etmiyor. Dondu, su dondu. Bu müsilajın içinde o kadar çok besleyici unsur var ki algler en başta yer alıyor. Yani kolibasine diyor ki sen çoğaltsana, bak ben sana muhteşem bir besinim diyor. Bu böyle ve 6 saatte bir milyonsa 2 milyon oluyor. Günü 4 ile çarptığınız zaman... 1 milyon 4 milyon oluyor. Bakın kaçıncı gününü yaşıyoruz. Hocalarımızın verdiği rakamlar, laboratuvarların verdiği rakamlar, reel, gerçek rakamlar. Onun için ben parmağımı dahi sokmam diyorum. Niye yani kendime böyle bir risk altına atayım ki? Herkes için söylüyorum bu ben kelimesini. Şimdi araştırma komisyonu da kuruldu mecliste. Partiler de bir araya geldi. Pek de görülmedik bir durum. Aslında durumun ciddiyetini de ortaya koyan bir tablo var mecliste. Tabii ki. Şunu da sorayım. Bu kısa vadede çözülebilecek mi hocam? Şimdi parmağım bile sokmam diyorsunuz ya. Ne zaman acaba o denize girebilme haliyle karşı karşıya kalırız Marmara için? Şimdi Sayın Osman Kenan, yani hepimizin yapacağı çok önemli bir şey var. Akdeniz'e doğru bu kirliliğin şimdilik az olduğunu görüyoruz. Yani su akıntısının hızlandığı yerde. Marmara Denizi'nin bir göl kıvamında olduğunu da unutmamak lazım. Çok büyük akıntıların ancak orta kesimlerde olduğunu. Ben yani deniz bilimci değilim ama... Hani okuduğumuz, ettiğimiz bilgilerden kıyılardaki yığılımı, plaj alanlarındaki yığılımı çok iyi biliyoruz. Ben her zaman şunu söylüyorum, ısrarla da aynı şeyi söyleyeceğim. Çok denize girmek istiyorsak mutlak surette açık alanlarda bunu yapmalıyız. Zaten Çevre ve Orman Bakanlığı'nın verdiği kanunlar, kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda yüzme havuzları, işte rekreasyon için kullanılacak alanların kriterleri çok açık ve net ortada. Siz eğer böyle bir alanı kullanım alanı olarak belirliyorsanız bunu mutlaka deklare etmeniz gerekiyor. Eğer burası bir plajsa belediyelerin, hıfzı saha enstitülerinin ve büyük şehrin sorumluluğunda derhal oraların kapatıldığını bildirmeleri gerekiyor. Açılması için de önce yüzey suyunun temizlenmesi. Ben elimizde ne kadar alet var, ne kadar tarayıcı var, hiç bu konuda bir bilgi sahibi değilim ama Sayın Bakanımız zaten söyledi, açıklamalar yapılıyor, büyükşehir çalışıyor ama çok azını toplayabiliyorlar. Yani böyle bir şey, bakın hiçbir şeye hazırlıklı olmayan bir dünyanın içindeyiz. Doğru. Gerçek olan bu. Koronavirüs geldi, 20 gün içinde bütün dünyayı alabora etti. 11 Mart'ta Türkiye'ye girdi, 15 gün içinde ben de kendimi hastanede buldum. Yani o yüzden koruma, yani koruyucu sağlık her şeyden kıymetli ve en ucuzu. Burada ekonomist, hukukçu hocalarım var. Yani o kadar anlamlı tanımlamalar yapıyorlar ki baştan önlediğiniz zaman bunun maliyeti son derece düşük. Ama şimdi böyle bir korkunç kirliliği ortadan kaldırmanın maliyetini ben bilemem. Sayın hocalarım bilir. Bir kere suyun altını temizlemek çok zor. Derinlikler, orada yığılacak olan toksisite, onun vereceği ekolojik dengeye vereceği zararı bilebilmek zaman alacak. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Çok sağ olun. Ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sayın hocalarıma da size de iyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, bir haber turuna gidelim. Sonrasında da kısa bir aramız olacak. Yeniden birlikte olacağız hemen. Türkiye Fırıncılar Federasyonu un zammına isyan etti. Zam kaçınılmaz dedi. Undaki %30 artış ekmeğe mutlaka fiyatı olumsuz yansıyacaktır. Un fiyatlarına Mayıs ayından itibaren %30 zam geldi. Mayıs ayından önce bir çuvalda 130 lira, 140 lira olan un fiyatı şu anda 165 lira, 175 lira bandına çıkmış bulunmaktadır. Normalde hasat zamanı fiyatlarda gevşeme olurken bu defa tam tersi oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu un sanayicilerini eleştirdi. İlk defa bu sene un fiyatlarında hasat zamanı %25, %30'u bir artışı kabul etmemiz mümkün değildir. Peki bu durum ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacak mı? Kaçınılmaz. Yani bakın unun ekmekteki maliyeti %33. Dolayısıyla undaki %30 artış ekmeğe mutlaka fiyatı olumsuz yansıyacaktır. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, Tarım Bakanlığı'nın un fiyatlarına müdahale etmesini istedi. Bakanlığımızın dün olduğu gibi bugün de acilen tedbir almasını bekliyoruz. Haziran ayının sonunda işten çıkarma yasağı bitecek. Tahminlere göre bu tarihten sonra 2 milyon kişi işsiz kalacak. 17 Mart'ta bitecekti, 2 ay uzatıldı. 17 Mayıs tarihinde 30 Haziran'a kadar tekrar uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği. Pandemiyle hayatımıza giren uygulamalar bu ayın sonunda bitecek. Tahminlere göre uygulamaların bitmesiyle milyonlarca kişi işinden olacak. Salgın döneminin başından bu yana devrede olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği 30 Haziran tarihinde sona erecek. Sektör temsilcileri bu tarihten sonra yaklaşık 2 milyon kişinin işsiz kalacağını düşünüyor ve bu nedenle bu yasakların daha da uzatılması görüşündeler. Bence de uzatılmalı tabii ki. Konuya ilişkin CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak konuştu. 1 milyon 10 bin kişinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını söyledi. İşsizlik sigortası fonunda 92 milyarlık bir kaynağın olduğunu belirtti. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı uzatılsın dedi. Vatandaşlar da yasağın uzatılması gerektiğini düşünüyor. Uzatılması gerekiyor. İnsanlar neler çektiğini zaten biliyorsunuz. Uzatılsın tabii canım, uzatılsın. Türkiye koronavirüs salgınında kademeli normalleşme günlerini yaşıyor. Düğün ve nikah merasimlerine kurallara uyulması şartıyla izin verildi. Sezon hızlı başladı. Evlilik hazırlığı yapan çiftler ve aileleri altın telaşına düştü. 1 Haziran'da düğün sezonunun açılması, düğünlerde belli sayıda davetliyle düğün organizasyonlarının başlaması haliyle bizim sektörümüzü bir anlamda kıpırdattı. Nevşehirli kuyumcu Nurullah Üzer'in deyimiyle sektör kıpırdandı ama bu kıpırdanma satışlara yansımadı. Çünkü altın fiyatları hala cep yakıyor. Çeyrek altın takıyorduk bundan önceki dönemlerde, düğünlerde, davetlerde ama şu anda bu altındaki bu yükselişten kaynaklı çeyrek altının fiyatının 850 liraya dayanmasıyla birlikte 1 gram altın 24 ayar ve 22 ayar olarak bunlar gündemde. Gram altının satış fiyatı 515, çeyrek altının ise 850 lira bandında. Sınırlı düşüşler yaşansa da rakamlar bütçeyi zorlamaya devam ediyor. Ya bu zamanlar da kiralaşıyor. Evet, gelişmeleri konuşmaya devam edelim aranın ardından. Ekonomiden de bahsedeceğiz tabii ki. Dedik ya koronavirüsten bağımsız düşünülemez diye. Bir tablo var. UNICEF paylaştı. Onu getirelim öncelikli olarak. Çocuk işçi nüfusu çok dikkat çeken parametrelerden bir tanesi. Son 4 yılda 8.4 milyon arttı, 160 milyona çıktı ve pandeminin etkisiyle kısa bir süre içerisinde de 9 milyon daha artabileceği ifade ediliyor 2022 yılı sonuna kadar. Ve tabloya baktığımızda dünya genelinde neredeyse 10 çocuktan biri, yani %10 çocuk işçi olarak çalıştığı ortaya konan tablolardan bir tanesi. Bu sadece tabii ki pandeminin etkisi değil. Bundan önce yaşanan süreçte buna etken, az önce Bakan Elvan'ın söylediği gibi pandemi bunu katladı, arttırdı. Ama onun öncesi de pek iç açıcı değildi. Hem bu dünya ölçeğinde böyle, hem de ülkemiz adına maalesef böyle. Az önce de bahsettik, baktık. Fırıncılar maliyetlerin arttığından şikayetçi, %25 artan un fiyatları. Bunun öncesinde birçok işte pazara gelene kadar ürünlerin bahçeden pazara gelişi aşamasında 8 katına kadar çıkan fiyat artışları. Aşırı bir makas var. Nereye evriliyor bu iş? Biz nasıl kurtulacağız bu ekonomik tablodan? Detaylarını Enver Hocam anlatır ama siz bir vatandaş olarak nasıl görüyorsunuz bu fiyat dengesini, maliyetleri? Nasıl yansıyor size? Pandeminin önü gibiydi. Tarladaki ürünün bir karnesi olacak ve biz marketten ürünü alırken nerede yetişiyor, ne zaman yetişiyor, nasıl yetişti, hangi organik gübre kullanıldı, kullanılmadı, fiyatı ne? Aşağı yukarı bu karneden görecektik. Bu proje nasıl yarım kaldı, nasıl sonu gelmedi bilmiyorum. Ama hani tarladaki insanın 30 kuruşa mal ettiği karpuzu, edemediği karpuzu siz burada 2 liradan, 2,5 liradan, hatta geçen aya kadar 5-6 liradan, 8 liradan yiyebiliyorsunuz. Yani aşırı bir makas var üretici ile tüketici fiyatları arasında. Bunu bir şekilde devlet mekanizması buralarda olması gerekiyor. Yani bu kontrolü sağlaması gerekiyor. Olmazsa olmaz. 3-5 tane kabzı malın, 3-5 tane sebze hal toptancısının insafına bırakılamaz bu. Yani tarladaki üreticinin, çiftçinin el emeği ve göz nuruna devletin sahip çıkması lazım. Bunu ezdirmemesi lazım. Yani bu Türkiye'de çok önemli bir problem, çok önemli bir parmak basılması gereken önemli bir yara. Yani orada çiftçi kan kaybediyor. Bir an önce yani o tarım politikasının burada yoğunlaşması gerekiyor elzem olarak. Yani ekonomide bu uçurumu, bu acayip dipsiz uçurumu bir şekilde önüne geçmezsek enflasyonu da o zincir marketlerde bizi kasıp kavuran fiyat artışlarının da önüne geçemiyoruz. Yani bir yerden bir kontrolü sağlamamız lazım. Bu da bir müsilaj. Bu da bir müsilaj. 5 parti nasıl o müsilaj? Ekonomideki müsilaj etkisi diyorsun. O teklifi kabul ediyorsa bunun da sadece Tarım Bakanlığı değil bir şekilde ortak bir konsensusla yaklaşılıp bu meselenin üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü sade vatandaşın günlük yaşamında birinci derecede etkili. Doğru. Yani tarladan, bahçeden gelen ürün 5'le çarpılır mı ya? 10'la çarpılır mı? Hocam devam edeceğiz ama sıcak bir gelişme var bu arada. Bir saldırı girişimi. Daha doğrusu saldırı girişimi de değil. Görüntüler de gelmeye başlamış. Arkadaşlarım da ekrana verdi. Hemen detaylarını da paylaşayım. Trabzon'un Yomra ilçesinde sabah saatlerinde Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık bir saldırıya uğradı. Makam aracıyla belediye binası önünde bulunduğu sırada yine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulmuş şükür ki. İşte o ana, saldırı anla ilişkin görüntüler bunlar bu arada. Araba geldi, bankamatiklerin önünde durdu ve o esnada bir şahıs aracın arkasından birkaç el ateş etti ve hemen kaçmaya başladı. Zaten biraz da tedirgin olmuş anladığım kadarıyla. Çok yaklaşmış da gözükmüyor buradan. Saldırgan olay yerinden hızla kaçıyor. Görüntü tekrar ekrana yansıyor. Detayları aktarmış olayım. 17-18 yaşlarında bir genç olarak değerlendirmişler. Evet, genç olduğu da zaten bu grafikten belli ama uzaklaştıktan sonra birkaç el ateş etmiş. 5 el bu arada, o bilgi de var. Başkan Bıyık'ın sağlık durumu gayet iyi. 4 kurşun işte az önce ekrana gelen aracın camlarına isabet etmiş. Geniş çaplı soruşturma sürüyor. Yakalanamadığını belirtelim. Çalışmalar hala devam etmekte. Detayları belli oldukça da paylaşacağız. Buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım Sayın Bıyık'la ilgili. Devam edelim hocam, buyurun. Ekonomik problemi konuşuyorduk. Üretici ve tüketici fiyatları makasının niye bu kadar açıldığına dair. Yani bu olmazsa olmaz. Bu konuda yarına bırakmadan, yani Tarım Bakanlığı'nın ışıkları gece 12'ye kadar, gece 12'den sonra da çift vardiya mı çalışıyor? Yani tarladaki üreticinin el emeğine, göz nuruna sahip çıkmak Tarım Bakanlığı'nın, müsteşarının ya da yeni tabirle bakan yardımcılarından tepeden aşağı, yani bu sonuç odaklı çalışmayı ve bu problem çözülene kadar çalışmayı adet haline getirmemiz lazım ya. Yani günübirlik hani bakanlığın kapısı açılıp kapansın, akşama kadar da birileri bir şeyle uğraşsın değil, sonuç odaklı neden çözmüyorsunuz bunu diye de sorabilmeliyiz. Yani niye çözmüyorsunuz? Yani NASA'ya bir Amerikan başkanı gittiğinde sormuş oraları süpüren arkadaşa ki sen ne yapıyorsun diye. Demiş ki vatandaş, Amerikan vatandaşı, uzaya araç göndereceğiz. Ya orayı süpüren insanla uzaya giden aracın bir bağlantısı var mı? Esasen yok. Ama öyle bir aidiyet hissi var ki, yani bir bütünün parçası olarak görüyor. Kendisini odaklandırıyor. O zaman hani Tarım Bakanı da diyecek ki tepeden tırnağa benim görevim bu arkadaş. Tarladaki çiftçinin ürettiğine saygı göstermek, helal lokmasını bir başkasına yemetmemek ve vatandaşın cebine olmadık bir şekilde geri dönüyor bu. Yani alıyor sünger gibi çekiyor. Günlük zam görüyoruz neredeyse. Doğru. Yani bunun önüne geçilemez mi? Yani buralarda belki yoğunlaşmamız lazım. Yani şu muhalefetin kendi arasındaki kavgasına bakınca daha işte birilerinin Külhan Bey'i konuştukça biz burada sertleşiyoruz. Muhalefet yapılıyor. Mecliste ayrışmalar, sokakta ayrışmalar. Doğru. Daha garip şeyler. Ya buralarda bizim konumuz bu. Tarım fiyatları, çiftçinin fiyatları neden yani soğanı, karpuzu neredeyse hasat etmiyor çünkü maliyetini kurtarmıyor. Yazıktır, günahtır. Buralarda kavga edelim. Buralarda birbirimizi gerekirse hırpalayalım ki bir şey çıksın ortaya. Çünkü yapabiliriz. Üreten bir toplumuz, kendi kendine yeten, iklim anlamında harika bir şeyimiz var, toprağımız var. Her şey yetişiyor ama en pahalısından yiyorum ben. Doğru. Ne demek bu ya? Ya domatesi, karpuzu, soğanı, patatesi tarlada bir şekilde karnesiyle manavda görebilmeliyim. Çok zor bir şey değil bu. Bunun başlangıcını da biliyorum normalde Tarım Bakanlığı. Buna bir başlangıç yaptı ama sonu gelsin, realize olsun. Vatandaş olarak benim bunu isteme hakkım var. Peki hocam. Şimdi Enver hocama da soracağım. Küresel gıda fiyatlarını, gıda maliyetlerini de bir ekrana yansıtmış olalım. Çünkü durdurulamaz bir artış var. Hatta son yılların en yoğun artışı oldu. Yanlış söylemiş olmayayım. 2021'de %12'lik bir artış var. Küresel gıda fiyatlarıyla ilgili olarak tablo bu şekilde. Ve 1,72 trilyon dolarlık ithalat öngörülenler arasında diyor. Dünya gıda ithalat maliyeti koronavirüs krizi sırasında emtia fiyatlarında yaşanan artış ve güçlü taleple birlikte rekor yüksek seviyeye çıkması bekleniyor demiş, %12 artarak gıda ithalat maliyetleri. Zaten bir yılı aşkın bir süredir artmaya devam ediyor. Hiçbir düşüş söz konusu olmadı. Şimdi nereye evriliyor bu iş? Ama sadece küresel gıda fiyatlarının artmasında pandemi etkisi mi var? Başka etkenler mi var? Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalar mı var? Buyurun hocam. Bu post-Covid döneminde emtia fiyatlarının genel yükselişine gıda emtialarının da bir katılma durumu söz konusu. Burada sadece pandemiyle oluşan yeni dengeler elbette tek neden değil. Aynı zamanda biraz da belki kronikleşme riski çok yüksek olan iklim değişikliği, küresel ısınma, çevresel faktörler gibi etmenler de var. Çünkü şu an dünyada gıda fiyatlarıyla alakalı durum çok yoğun bir şekilde arzdan kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada son yıllarda gıda ithalatının da ithalata konu olduğunu düşünecek olursak, bu da gıda fiyatları içerisine bir tane daha döviz kaynaklı girdi daha sokuyor. Şimdi tarımsal üretimin içerisinde her ne kadar tabii bunlar yurdumuzda üretilen gıda ürünleri olsa da bir şekilde döviz kaynaklı girdiler bulunuyor. İlaçlama bunlardan bir tanesi, gübre bunlardan bir tanesi. Traktör kullanıyorsunuz tarlayı sürmek için, bunun mazotu bunlardan bir tanesi ki her zaman söylediğimiz konulardan bir tanesi çiftçiye vergisiz mazot verilmeli. Bu çok önemli bir konu. Yani sürekli olarak ekonomi dönüşüm programları son yıllarda birçok defalar açıklandı. Maddesel olarak bakıldığında çok iyi niyetli, gerçekten keşke gerçekleşse dediğimiz, keşke ilerletilse dediğimiz çok plan yapıldı bu noktada ama ilerleme safhasında çok fazla mesafe kat edebilmiş değiliz. Yapısal dönüşümlerin bugünden yarına doğru gerçekleşmediği de düşünülecek olursa, birkaç yıllık bir dönüşüm safhası içerisine girdiği düşünülecek olursa, bu konuda bizim daha fazla zaman kaybedecek bir lüksümüzün olmadığı da çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bu sadece gıda enflasyonunun küçük bir kısmıydı. Yani bu anlattığım şeyler tabii ki çok önemli bir yer tutuyor ama bu sorunun tam kaynağı değil aslında bakıldığı zaman. Şimdi özellikle bu tarımsal üretimi ile alakalı olarak tabii bunun içerisinde sadece işin çiftçi kısmı yok, hayvancılık kısmı var. Yine aynı şekilde diğer gıda üretimi içerisinde hayvansal, bitkisel gıdalarının diğer alanlardaki şeyleri var. Hani bunların özellikle şu an hani biraz önce çok güzel bir konuya değildi. Yani üreticinin kazancı ne? Doğru. Üretici burada hani malı, ürettiği mal hani bunun satabildiği fiyat kesinlikle maliyetini kurtarmıyor. Ama son tüketiciye kadar gelen aşamada bakıyoruz ki 7 kat 8 kat bir fiyatlama Doğru. söz konusu. Birkaç kuruşa tarlada mal edilen alım fiyatı olan bir ürünün markette 4 lira, 5 lira, 6 lira olması gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Peki burada yani bu rantı kim sağlıyor? Bu faydayı kim görüyor? Tüketicinin ve üreticinin görmediği çok açık. Yani işin yani en başında olan ve en sonunda olan asıl kaybedenler. Peki kazananlar kimler? Aradakiler. Bakın kimler bunlar? İşte toptancısı, stokçusu, halcisi. Yani burada gerçekten hani şöyle söyleyeyim, çiftçi gerçekten yani bunların insafına bırakılmış durumda. Malı çok ucuza mal edip çok yüksek bir kar marjı ortaya koyarak son tüketiciye sunma noktasındaki gerçekten hani zincir marketlerden gıda alışverişini yapıyorsanız haftalık, günlük zamların geldiğini görüyorsunuz. Yani bu vatandaşın da ekonomisini belini büküyor bakıldığı zaman. Çünkü malum hiçbir şeyin fiyatı ücret enflasyonu seviyesinde seyretmiyor. Cebe giren para sürekli olarak enflasyona yeniliyor. Sizin çalışan kesim, bordrolu kesim açısından bakıldığında yıl başında almış olduğunuz enflasyon düzeltmeleri zaten yılın 2-3 ayı içerisinde erimiş oluyor ve sizi önceki noktanızın çok daha arkasına bir noktaya doğru götürüyor. Bizde aslında yani tarımsal üretim bağlamında yani ülkemizin çok önemli bir potansiyeli var. Bizim toprak işlenecek toprak anlamında bir sıkıntımız yok. Çünkü çok geniş tarım arazileri var. Coğrafi koşullarımız da buna çok uygun. Özellikle hani burada bakıldığında gıda üretimi bağlamında neden biz elinde verimli toprağı olmayan ya da yeterli alanı olmayan küçük Avrupa ülkelerinin gerisinde olan bir durum içerisinde olalım? Bu yine ülkemiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Ve hep sürekli olarak yapısal dönüşüm, yapısal dönüşüm dediğimiz işin temelinde de aslında bu yatıyor. Yani gıda enflasyonuyla mücadele anlamında burada çok yoğun mesailerin harcanması gerekiyor. Ve en başta da bu üreticiden tüketiciye olan safha içerisindeki maliyet değişimleri elbette belli bir kar marjı olacaktır. Elbette belli bir fiyat marjı olacak ama bunun bir tavanı yok mudur? Yani sonuç olarak bakıldığında hani bu bir rant sağlama noktası olmamalıdır. Çünkü yaşam kalitesini de tabii çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani gıda fiyatları bu kadar yükseldiği noktada bakıyorsunuz yani artık vatandaşın sofrasının içeriği günden güne fakirleşiyor. Günden güne azalıyor. Masaya gelen maalesef ürün çeşitliliği azalıyor. İnsanların tercihleri daha düşük mallara doğru kayıyor. Yani ekmek fiyatları açısından da böyle bir durum var. Doğru. Şimdi bakıyorsunuz yani ekmek fiyatlarında artış veya zam yapma isteği anlamında fırıncılar çok suçlanabilecek bir noktada değil. Çünkü onların da maliyetleri var ve popülist politika uygulaması bağlamında, vatandaşın hoşuna gidecek politika uygulama bağlamında ekmek zammının engellenmesi durumu, o zaman burada da maliyeti kurtarmama durumunu ortaya koymakta. Orada kısır bir döngü var aslında. Kısır bir döngü var ve tabii bu aynı zamanda şimdi ekonomide bizim Giffen paradoksu dediğimiz bir durum var. Nedir bu? Düşük malların fiyatına artış geldikçe aslında o düşük mallara olan eğilim daha fazla artar. Doğru. Yani buna ekmek üzerinden örnek verdiğimiz zaman ekmek fiyatının artışı demek bütün gıda ürünlerinin fiyatının artışı demektir. Bu noktada da vatandaş gelir alokasyonu, gider alokasyonunu sağlamak adına daha ucuz olan ekmeğe daha fazla rağbet gösterir. Şimdi bu noktada bundan 2-3 yıl önce şöyle bir haber yayınlanmıştı ve çok olumlu bir haber gibi yayınlanmıştı. İşte simit satışları geçen yıla göre şu kadar arttı şekilde. Çok yüksek bir oran verilmişti, hatırlamıyorum. Bu iyi bir şey değil, olumlu bir şey değil. Hı. Neden? Çünkü simit ucuz bir üründür. Doğru. Vatandaşın daha ucuz ürüne daha fazla rağbet etmesi, daha pahalı ürünü alamadığı anlamına gelir. Şimdi ekmekteki durum da budur. Yani bunun fiyatı arttıkça aslında ekmeğe olan talep artar. Çünkü diğer gıda ürünlerini talep edemiyorsunuz. Ve bu da böyle bir döngüye, kısır döngüye sebep oluyor. Ve aslında yani ekonomideki sarmalları da, paradoksları da açıklayan bir etmen bu. Konuyu çok dağıtmadan tabii burada bu işin nasıl bir çözüme ulaşacağı noktasındaki reçete çok açık. Üreticinin daha fazla koruma altına alınması, aradaki rant ekonomisinin engellenmesi ve bu noktada stokçuluk anlamında, soğuk zincir anlamında, taşıma anlamında devletin bu konudaki düzenleyici durumunun kesinlikle burada tabii ki özel sektörlere rekabet etsin demiyorum. Sonuçta biz serbest ekonomiden yanayız ama devletin o düzenleyici konumu, o korumacı korumu her yerde olmalıdır. Tabii ki serbest rekabeti engellemeyecek bir şekilde ama serbest rekabetin de kesinlikle vatandaşa zarar vermeyecek bir noktada tutulması gerekir. Ben ilkokula gidiyordum, hal yasası çıkacaktı. 33 yaşına geldim, hala hal yasası çıkacak. Hı hı. Bunun ivedilikle artık halledilmesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir haber turuna daha gidelim hemen hızlıca. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. 14 Haziran'ı konuşacağız. NATO zirvesi var. Oldukça da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden 14 Haziran'da Brüksel'de ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşme öncesi Washington'dan kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmesinin yüz yüze diplomasi açısından önemli bir fırsat olduğunu değerlendirdi. Psaki görüşmede hangi konuların masaya getirileceğine de değindi. Beyaz Saray Sözcüsü, bölgesel güvenlik başta olmak üzere pandemiyle mücadele ve ekonomi başlıklarının konuşabileceğini öngördü. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Evet, 14 Haziran'da kritik bir NATO zirvesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la başkanlığından sonra ilk kez yüz yüze bir görüşme yapacak. Masada birçok konu başlığı var. Doğu Akdeniz, Suriye, Libya, onun dışında tabii ki S-400, F-35'ten çıkarılmamız, birçok gündem maddesi. Nereye evrilecek, nasıl olacak bilemiyoruz ama bu dönem içerisinde sıcak dakikalarda sürekli olarak arz ediyor. Onlardan bir tanesi... Bakan Hulusi Akar bir görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli bir görüşme Amerikan kanadından ve Amerikan Savunma Bakanı Lloyd James Austin'le telefon görüşmesi yaptı ve ikili savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur ifadesini kullandı. Aslında zaten askeri anlamda önemli bir işbirliği beklentisi söz konusu uzun zamandır. Özellikle de bizim hemen sınırımızda, sınır ötesinde Suriye'de yaşananlar bizi oldukça tedirgin etmekte. Amerika Birleşik Devletleri ile tabii zirve gerçekleşecek. Yeni dönem başlığı altında 9 kritik başlık da var. Onları da paylaşmış olalım. Çantadaki 9 kritik başlık başlığıyla manşette yer alıyor. Yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşme, FETÖ ile mücadelede somut adım, PKK-YPG'ye verilen desteğin kesilmesi istenen öncelikli talepler, F-35'ler ve S-400 meselesiyle Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve özellikle ticaret hacmini ilgilendiriyor. Trump döneminde yapılmıştı anlaşma, 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Ve önemli hususlardan dedik S-400, bu konuyla ilgili de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price önemli bir açıklama yaptı. Türkiye'yi S-400 alımı Türkiye'nin NATO taahhütleriyle çelişiyor diyor. Bu konu 14 Haziran'da masaya yatırılacak önemli tartışmalı hususların başında geliyor. Türkiye'yi bu sistemi kabul etmemesi yönünde uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz ifadesi geldi Dışişleri'nden Ned Price'tan. Bakalım 14 Haziran'da nasıl bir tablo oluşacak? Bu arada Skype bağlantımızda hazır. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Özgür Tör bizimle birlikte. Ona da hoş geldiniz diyelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize ve stüdyo konuklara selamlarımı buradan arz ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Dilerseniz başlayalım. Hocam, Özgür Hocam, siz de başlayalım bu konuya hemen hazır gelmişken sıcağı sıcağına. Evet. NATO zirvesi oldukça önemli, birçok konu başlığı var. Hemen hemen hepsini sıralamaya da çalıştım. Neler bekliyor bizi? Evet. Şimdi tabii burada 9 maddeden bahsediyoruz ama bence bunu da özetleyelim. 9 maddeyi çok fazla açmaya gerek yok. Bunlardan bence bir tanesi ve birincisi de en önemlisi. PKK'ya verilen, YPG'ye verilen destek. Türkiye'nin bence birinci öncelikli konuları bu olduğunu, birinci öncelikli konusunun bu olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü işte binlerce tır silah yardımında bulunuyor. Ne yazık ki istemesek de bazen iki, bazen bir şehit veriyoruz. Mehmetçik güvenlik görevlisi şehidimiz oluyor. Bu sürdürülebilir bir konu değil. Bence birinci öncelikli konu budur. Diğer konular teknik konulardır. Yani S-400. Şimdi S-400 konusu, yani bana daha önce söyleseniz, ben hep katıldığım yayınlarda şunu söylüyorum. S-400'ü daha önce alalım mı derseniz ben almayalım dedim. Almamam için gerekçeleri başka şekilde ifade edebilirim. Şimdi böyle söyleyince de Türkiye'de şöyle var. Osman Bey, şöyle bir durum var. Bir konu hakkında görüş belirttiğiniz zaman mutlaka sizi bir tarafa konumlandırmaya çalışıyor. Yani konumlanmadan, yani bir tarafı olmadan bir şey ifade etmeniz çok zor. Mesela ben şahsi olarak öyleyim. Bir taraflı değilim ama ne yazık ki bir görüş açıkladığınız zaman bununla ilgili çok değişik konumlamalara giriyorsunuz. Fakat şimdi bir sistemi aldınız. Aldıysanız bunu kullanmak durumundasınız. Yani bunun artık geri dönüşü oldukça zordur. Şimdi S-400 konusunda anlaşılmayan müttefik işte bu Amerika tarafından konuşuyor. Şimdi F-30 uçakları uçuyor Baltık Denizi'nde veya Kaliningrad hemen kuzeyinde. Bu S-400'lerin kaplama radarının içine giriyor. Suriye'de Hümeyim Hava Üssü'nde S-400 var. Burada İsrail F-35'ler uçuyor. Buna giriyor da yani buralarda giren F-35'ler, S-400 ilişkisi nasıl Türkiye'de olmuyor, ben onu anlayamıyorum. Yani bunu bana hangi uzman anlatacak, nasıl anlatacaklar, anlatacak bir şey yok. Ben egzajere ederek mahsus ediyorum, anlatacak bir şey yok. Anlaşılır bir şey değil. Dolayısıyla bu S-400 konusu bence teknik bir konu ama biraz bahane edilen. Yani burada en önemli konunun PKK ile ilgili, PKK'ya verilen destek olduğunu söylemiştim, ifade etmiştim. Diğer bir konu, bence önemli olan konulardan bir tanesi de, orada ekonomist arkadaşım var ama ticaret hacmidir. Bakın, ticaret hacmi, yani 100 milyar dolar ticaret hacmiyle ilgili konu çok önem arz eden bir konu. Niye önem arz eden bir konu biliyor musunuz? Şunun için. Bugün gelişmiş ülkeler, mesela Güney Kore gibi, işte Tayvan gibi ülkelere baktığınız zaman 1970'li 80'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatının çok olması, herhangi bir kota olmayı bırakın, tam tersi Amerika Birleşik Devletleri yatırımlar olduğundan dolayı bu ülkeler hızla kalkınma hamlesi gerçekleştirmişlerdir. Yani ben bu ülkeleri negatif anlamda, eleştiri anlamda söylemiyorum. Tabii ki çalışmışlardır, etmişlerdir, bunu herhangi bir eleştirsem ama Buna ilave olarak hızlı kalkınmanın önemli bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları ihracattır. Aslında bunu Çin de dahil edebiliriz ama bu ayrı bir konu şimdi. Şimdi burada 100 milyar dolarlık ticaret hacmi, yani bizim, düşünün Türkiye tekstilde hakikaten, yani bizim ürettiğimiz tekstil malzemeleri dünyada hakikaten çok ön sıralarda. Yani hatta marka belki İtalyanlar kadar marka olamıyor ama belki olması lazım. Bu ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Ama dünyada ben bir numara olduğunu söyleyebilirim. Hem fiyat maliyet anlamında da yani ucuz ama kaliteli. Şimdi düşünün tekstilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ihracat kotası olmadığını düşünün. Yani Türkiye'nin sadece bir kalemden bahsediyorum. Bakın sadece bir kalem tekstil konusundan bahsediyorum. Ne kadar büyük bir kazanım elde edeceğinizi düşünün. Doğru. Bir de anlaşılmaz bir şekilde yani Çin'le ilgili problemleri var, o var, bu var. Tabii aslında anlaşılır da. Çünkü oradaki firmaların çoğu Amerika Birleşik Devletleri bağlantılı. Ama onlarla ihracatla ilgili sıkıntıları daha az yaşamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nden üretilen malzemelerin gitmesine gümrük konuyor. Çelik'te de yakın zamanda yine benzer konular oldu. Yani bu ticaret hacmi de bence birinciyi PKK-YPG'ye verilen destek söylemiştim. İkincisi ticaret hacmi. Diğer CO400, F35, Libya bunlar çok teknik, alt düzeyde yani çok rahat çözülebilecek, hiçbir problem yaratmayacak konular olarak ben değerlendiriyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Buyurun. İlk turda böyle kısa geçiliyorsunuz Osman Bey. Tamam. Peki. Durdurmak zordur bize hocaları. Buyurun. Ben dinlemeye geçtim. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Söyleyeceğiniz şey varsa dinleriz tabii ki. İlk turda böyle kullanayım. Mehmet Bey de katılım sağladı. Onun da hakkını yemeyeyim. Evet. Bekleyeyim. Ondan sonra tekrar yaparız. Ekleme yaparız. Gazeteci Mehmet Deskan da bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok sağ olun. Sizle devam edelim. Birçok konu başlığını konuştuk, değerlendirdik tabii ki ama... Mehmet Bey'e soruyu ben sorayım mı? Buyurun tabii ki. Antony Blinken, Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor. Türkiye NATO müttefiki gibi davranmıyor. Bir şikayetini yüksek sesle gündeme getirdi. Hı. Bugün itibariyle de ya da 14 Haziran itibariyle de sanıyorum bu masada olacak. Mehmet Bey, bu konuyu şöyle sormak daha mümkün, daha olabilir mi? Yani Amerika Türkiye'ye karşı NATO müttefiki gibi davranmıyor ya da davranacak mı? 14 Haziran daha çok böyle bir sorunun muhatabı olabilir mi? Hani Saraybosna'ya biz aşı gönderdik epey bir eleştiriye rağmen. Sanıyorum bugün okuduğum bir haber, Amerika 500 milyonluk bir doz aşı alıp gücü yetmeyen ülkelere yapacak, evet, destek olacak. Yani Amerika gerçekten dünyanın süper gücü gibi mi davranıyor bugüne kadar? Bu son jestini yaparsak, paranteze alırsak ya da Türkiye olması gerektiği gibi mi davrandı bugüne kadar? Çünkü Amerika cephesi belli. F-35'i vermeyecek, S-400'ü istemiyor, YPG, PKK'ya yardımını kesmeyecek, FETÖ'yü vermiyor, 15 Temmuz'u gerçekleştiren. Tüm suç sanki Türkiye'deymiş gibi de NATO müttefiki gibi davranmıyor penceresinden bakılıyor. Bu bakışı tersine çevirip Amerika NATO müttefiki gibi davranmıyor diyebilir miyiz? Vallahi böyle bakarsanız diyebiliriz de ben bu öyle bir bu toplantı öncesi her taraf karşılıklı kozlarını oynuyor ve karşılıklı sözlerini söylüyor ama bence o toplantıda hiç böyle bir karşılıklı sen NATO müttefiki gibi değilsin veya şunu yaptım bunu yaptım meselesinin olacağını da zannetmiyorum. Türkiye burada bir elindeki S-400'ler var. S-400'ler konusunda belli bir verecektir. Garanti verecektir. Çıkarmayacağına, kullanmayacağına, kilidini açmayacağına, çalıştırmayacağına dair. Ama bunun dışında ben şöyle bir şey görüyorum. Bir takım dediğiniz gibi biraz önce de hocanın da bahsettiği gibi ağır sorunlar var. O ağır sorunları ben gördüğüm kadarıyla biraz buzdolabına koyacaklar. İki tarafta bu konuların üzerine şimdilik gitmeyelim deyip işbirliği kapılarını arayacaklar diye düşünüyorum. Yoksa hakikaten masaya yatırdıkları zaman bu sorunlar Erdoğan-Biden ikilisi bu meseleler üzerinden yürümeye başlarlarsa buradan bir yol alınmaz ve ilişkiler iyicene kopma noktasına gelir. Zaten sanıyorum ki burada öncelikli hedef masanın devrilmemesi. Öncelikle de çözemeyecekleri sorunları bence erteleyeceklerdir. İleride alt düzeydeki temaslarla yapacaklardır. Bence burada bir kapı açılacak ilk temas diyelim. Çünkü Biden'ın hakikaten seçim kampanyası sırasında Ankara'da biraz yanlış bence tutum izledi. Gitti Trump'ın yanında yer aldı. Biden'a cephe kurdu. Yok sen muhalefet için böyle söyledin. Böyle bir karşılıklı gereksiz oldu. Biz Amerika seçimlerinden hiçbir şey söylemeden Biden'a çok sert dille, İbrahim Kalın falan çok sert demeçler verdi. Sonra da adam ABD başkanı oldu. Şimdi o yüzden de temas kurmaya çalışan Ankara'ya şimdiye kadar hiç temas da kurmadı. Gelin NATO'da görüşürüz dedi. Orada bir yanlış yapıldı. Bir ülkenin zaten seçimse o kendilerinin meselesi. Trump'ı da seçerler, Biden'ı veya bir başkasını seçer. Kim seçiliyorsa Türkiye onunla masaya oturacağına göre biraz burada uzak kalacaklardı. Ankara Trump üzerine oynadı. Yani Trump bu seçimi kazanacak diye bütün şeylerini, planlarını yaptı. Tersi olunca da işte şimdi bir takım sıkıntılar daha da artmış gözüküyor. Yani o zaman pozitif gündem üzerinden yürüyecekler herhalde. Bu PKK-PYD mesele, yani Suriye'deki PKK kolu diyelim, Suriye'deki mesele konusunda o da dondurulmuş olarak kalacaktır. Amerika o diyecektir ki benim kontrolümde, o başka yerde, Türkiye ile bir teması olmayacaktır. Olmamasının garantisini verecektir. Zaten Suriye'den Türkiye'ye yönelik o kişilerden bir saldırı yok diyecektir. Siz tamam Kuzey Irak'a karışmıyoruz. Orada gerekli zaten operasyonları ve sınır ötesi harekatları yapılıyor diye. O meselede bence duracaktır. Yani orada Amerika bu kadar uğraştı ve orada kendine bir bağlı bir Kürt oluşumu, silahlı oluşumu kurduktan sonra Ankara valla şey yapıyor diye de bundan vazgeçeceğini beklemiyorum. Yani Suriye'deki bütün mesele çözüldüğü zaman belki farklı bir şey olabilir. Hı hı. Ama Türkiye burada herhalde Afganistan meselesinde işte Amerika ile daha yakın bir çalışma olacak ve buradaki zirvede daha çok Afganistan üzerinden ilerlemeye çalışacak iki ülke diye düşünüyorum. Ben de onu söyledim az önce. Pozitif gündem, pozitif konular üzerinden herhalde konuşulacak. Bu arafta kalacak, çözülemeyecek problemler pek zaten kamuoyuna paylaşılmayacak. Bizim Dışişleri Bakanı da bunu söyledi zaten. Pozitif bir gündemle gidiyoruz demek. Doğru. Yani çok fazla bu meseleleri sorun yapmayacağız. Onları sonra çözmek üzere bırakacağız. Bizim gündemimiz farklı olacak demektir. Yani gündemimiz daha çok ticaret olacak. Hı-hı. Afganistan olacaktır. Bizim esas Doğu Akdeniz, PYD meselesi gibi şeylere pek gündeme getirmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Doğru. Önce ilişkiler bir sağlamlaşsın, sıcaklaşsın beklentisi. Yılların gazetecisi olunca tabii objektiviteden vazgeçmiyor Mehmet Tezkan. Öngörü yapıyor. Objektif anlamda da bu resme katılmamak mümkün değil. Ama şu realiteyi de görelim artık. Yani Truman doktrininden sonra gelen bir Johnson mektubu var. 1964. Ve biz savunma sanayi, uçak fabrikası kılımızı kıpırdatamayacak hale geliyoruz. Ta ki 2020'lere kadar, 2015'lere kadar. Yani savunma sanayinde bugün aldığımız mesafelere bakınca Truman doktrini, Johnson mektubu 1974 ve bugünlerde artık Amerika'ya rağmen, Amerika şöyle olacak demesine rağmen Türkiye farklı bir kulvardan bu 14 Haziran zirvesine doğru gidiyor. Hı hı. Ve doğruya yaklaşan, doğruyu yapmaya çalışan, esas objektif olanı yapmaya çalışan bir Türkiye tüm gücüyle İslam coğrafyasındaki vizyonuyla bu masaya doğru gidiyor. Ve Afganistan'da bir şekilde buluşan süper güçle Türkiye birlikteliği belki bugün biraz doları düşürüyor, belki önümüzdeki dönemde de nefes aldıracak. Fakat şu önemliydi. Yani Türkiye devrim olmakta olandır deniyor Osman Bey. Yani Türkiye bu olmazı az çok gözüne kestirdi. Başardı mı, başaracak mı? Evet, sıkıntılar var, problemler var. Rahip Brunson'da dövizin yükselişi var. 15 Temmuz sonrası yaşananlar var. Ama bugün Biden'la masaya giderken olması gerekende buluşuyorsunuz. Yani S-400'ü her şeye rağmen o mesele bitmiştir diyebiliyorsunuz. F-35'i vermiyorsanız da Milli Muharip Uçağı 2025'lerde gerekirse semalarda olacak diyebiliyorsunuz. FETÖ'yü vermezsen eğer olmaz diyorsunuz. PKK-PYD'ye silah yardımını kesmezsen olmaz diyebiliyorsunuz. Bugün itibariyle Amerika'nın 11 Eylül şok doktrini, bugüne kadar yaptıkları Körfez çıkarması, Normandiya, Vietnam çıkarması ve hep böyle insana karşı Hiroşima'yı da bunun içine katalım. Bugüne getirdiği süreç tamamen insanı öncelemeyen, insanı bir şekilde Suriye coğrafyası, Irak, İslam coğrafyası ise ötekileyen, kendi vatandaşı dışında hiç yaşam hakkını, konforu layık görmeyen, yani Amin Moğlof'u da bu arada zikredelim. 2 milyara evet insan gözüyle bakıyorsun, 2 milyarın dışındakine insan gözüyle bakmıyorsun diyor. Bugün NATO zirvesine alışılageldiğimizden farklı olarak Türkiye'nin de doğru olana, olması gerekene katkılarıyla gidiyoruz. Bu ayrıca mutluluk verici. Peki. Olması gerekene yaklaştığımızı hissediyorum diye düşünüyorum açıkçası. Burada kısa bir araya gitmem gerekiyor. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz hemen. Evet, 14 Haziran NATO zirvesini konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Sonrasında tabii 15 Haziran AB zirvesi var. Onun dışında 23 Haziran'da Berlin konferansı var. Libya konuşulacak. Bu ay Türkiye için oldukça kritik. Son olarak 24-25 Haziran'da da yine Avrupa Birliği Liderler Zirvesi olacak. Bu ay sonuna kadar bizi çok önemli bir periyot bekliyor. Tabii az önce de bahsettim. Enver Hocam'a da onu soralım. Amerika Birleşik Devletleri ile hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi önemli konu başlıklarından biri olacak dedi Doktor Özgürtör. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir uzlaşı sağlanır mı? Trump döneminden gelen bu talepkarlık ve bu süreç olumlu şekilde ilerleyecek mi görüşmeden sonra? Evet, aslında ticaret hacmiyle alakalı olarak Trump döneminden beri bazı konuşulan hedefler var bu noktada. Tabii aynı zamanda Türkiye'nin hem ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, mevcut ihracat kaynaklarından başka ülkelere doğru, özellikle Amerika gibi dünyanın en büyük ekonomisine yönelik bir ağırlıklandırma sürecinin içerisine girmesi, bir yandan da aynı zamanda dünyada oluşan bu kriz ortamının da kendi lehimize çevrilmesi açısından Amerika'nın tercihlerini, Çin'le yaşadığı ticaret problemlerini vesaire düşündüğümüz zamanda Türkiye'nin elbette yararına olacak bir etmen ve tabii ki bu hacmin, bu hedeflemenin tek taraflı bir şekilde değil, daha çok bir kazan-kazan anlaşması üzerinden yürümesi bizim için en önemli etmen. Şimdi Türkiye özellikle şu an halen gelişmekte olan ülke sınıfında değerlendirilen ama bir yanda da aslında gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülke arasında bir noktada, gelişmiş ülkelere daha yakın bir noktada bulunan Asya'nın önemli ihracatçılarıyla bundan 40-50 yıl önce hemen hemen aynı noktalardaydı. Bu ülkeler ki benim de bitirme tezimin konusuydu Asya kaplanlarının ekonomik gelişimi, çok önemli ölçüde inovasyona, Ar-Ge'ye, teknolojik ilerlemeye, eğitime, ki bu sadece mesleki eğitim değil, eğitimi temele doğru indirerek nitelikli iş gücü kazanımı sağlamak ve bunlara aynı zamanda istihdam sağlamak üzerine bir ekonomik model oluşturulmasıyla beraber oldu. Sonrasında ne oldu? Bu ülkeler önemli küresel markalar yarattılar. Bu küresel markalar tabii ki çok önemli bir katma değer ile beraber ekonomilerinin gelişmesine büyük olanak sağladı ve bunları hem gelişmiş ülkelere hem de bizim gibi ülkelere ihraç etme potansiyellerini realize ettiler. Bir noktada bunu görmek lazım. Türkiye'nin aslında bakıldığında yani üretim anlamında, ihracat anlamında bir sorunu olmamakla beraber özellikle dışa bağımlılık konusunda, ki teknoloji çok önemli bir etmen. Yani enerji konusuna tabii burada çok bir yapısal sorun olarak değinmeyeceğim. Çünkü ülkemizin doğal kaynak potansiyelleri doğal kaynak ihracatçısı ülkelere göre daha sınırlı. Ama umuyoruz ki biz de yerel kaynaklarımızı şu anki çalışmalarla arttırma noktasında olacağız. Ama biz teknoloji konusunda marka yaratamadık. Küresel marka yaratamadık. Oluşturduğumuz markalarla küresel rekabet konusunda çok ileri safhalara katılamadık. Yani aslında bir ihracat potansiyeli yarattık ama bunu bizim daha iyi bir konumlandırma içerisine sokmamız ve ekonomimize özellikle döviz girdisi bağlamında, yani cari açık dediğimiz olgu bir ülkenin cüzdanıdır aslında ve bu ülkeye giren çıkan para, hani bizim tabii ki kronik olarak bu noktada eksi çerçevesinde olmamız bizim çok yoğun bir şekilde de bu konularda dışa bağımlılığımızdan gelen bir etmen. Haliyle Türkiye'nin belli uzmanlaşabileceği sektörleri, iş kollarını seçmesi, buna yönelik teşvik, destek mekanizmasıyla bu markaları büyütmesi ve elindeki üretim potansiyelini katma değerli markalar oluşturarak çok ucuza mal ettiğimiz potansiyeli dünyaya bunun kat kat üstü bedelle ihraç edebilecek bir potansiyelde olmamız gerekiyor. Bunun açısından Ar-Ge, inovasyon, teknolojik ilerleme, yeniliklere açık olma sadece ekonominin rakamsal olarak büyümesi değil, aynı zamanda da gelişim, kalkınma noktasında niteliksel gelişimi sağlama aşamasında bizim potansiyelimizi değerlendirmemiz lazım. Şu an bizim çok yüksek bir genç nüfus potansiyelimiz var. Bu genç nüfusumuz eğitimli bir nüfus, potansiyeli olan bir nüfus ama bizim ülkemiz beyin göçü veriyor. Beyin göçü vermemizin en önemli nedeni bu potansiyelin bu ülkede realize edilecek bir yatırım ortamının olmaması. Dünyada görüyoruz dış ülkelerde çok önemli işler yapan, çok büyük başarılara imza atan bilim insanlarımız olsun, iş insanlarımız olsun. Şu an dünyanın hayatını kurtaran aşılardan bir tanesini 2 tane Türk bilim insanı buldu. Yani bunlar çok önemli etmenler. İşte bunun bizim ülkemiz içerisinde, ülkemize yapılan katkısını arttıracak bir noktada olmamız ve bunun bir devlet politikası haline getirilerek desteklenmesi konusu gerekli. Şimdi bizim Amerika ile olan ticaret konusunda çok önemli fırsatlarımız var demiştik. Pandemi krizi de aslında özellikle dünyada tedarik konusunda değişen tercihler ve Türkiye'nin bu tedarik zinciri içerisinde bir alternatif olma potansiyeli açısından kısa dönem için de bazı fırsatlar yaratıyor. Ve bizim bu fırsat anlamında şu an koronavirüsün gelişimi bağlamında Çin ile alakalı dünya kamuoyunun negatif algısı, Amerika'nın Çin ile yaşadığı ticaret problemleri, yani Trump'ın gidip Biden'ın gelmesi de bu sorunları çözecek gibi görünmüyor. Çünkü olay sadece Amerika'nın verdiği ticaret açığıyla değil, Amerika'nın aslında Çin'i küresel bir fırsatçı olarak görmesinden kaynaklanan bir durum olduğundan dolayı bizim o boşluğu dolduracak çok önemli bir potansiyelimiz olabilir. Hatta Amerika'nın bizim de önemli bir ihracat potansiyelimizi sağlayan bu çelik kotaları, tarifeleri konusunda da sınırları biraz gevşetmesi, o konuda biraz Amerika noktasında baskıcı olabilmemiz, pozitif bağlamda ilerleme sağlatabilmemiz noktasında bazı kartları oynayabilirsek çok ileri safhalara doğru gidebiliriz bu noktada. Yani beklediğimiz bu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi bize hiç de uzak değil anladığım kadarıyla bu veriler bağlamında. Kesinlikle. Özgür Hocam, ekleyeceğiniz bir husus vardı az önce, ben böldüm sanıyorum sizi. Onu alayım dilerseniz sizden. Ayrıca Mehmet Tezkan da şöyle bir ifade kullandı, onu da sormuş olayım. Dedi ki pozitif gündem dedi, Dışişleri Bakanlığı bu açıklamayı yaptı. Ben de öyle bekliyorum. Özellikle de sınır ötesindeki durum, siz önemli gördüğünüz için size soruyorum. O konuyla ilgili hiçbir aşama kaydedilmez bu süreçte. O konuyu rafa kaldıracağız. Siz katılıyor musunuz? Ya ben şahsi görüşüm olarak şöyle katılmıyorum. Mehmet Tezkan'ın bu değerlendirmesine veya Dışişleri Bakanlığı'na katılıyorum ama olmaması gerektiğinden de katılmıyorum. Niye? Gerekçem şu. Çünkü burada suni bir oluşum yapılmaya çalışılıyor. Bu oluşumun sürece yayıldığı sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinedir. Yani bugün yarın bu olay bitmeyebilir ama süratle bu olayın bitirilmesinin ben uygun olacağını değerlendiriyorum. Yani burada terör koridoru oluşturulmaması için gereken bütün stratejik planlamanın yapılması lazım. Ne yapılabilir? Suriye ile bu konuda mutabakat nasıl Mısır'la iletişim kanalları açıldığı gibi bu yapılabilir. Suriye ile, çünkü Suriye'nin Haseke civarında Ruslarla beraber bir operasyon planlaması var yakın zamanda. Yani bölgedeki dengeler sadece Türkiye, Amerika üzerinden bakmamak lazım. Bölgede farklı. Şimdi mesela biz Suriye coğrafyasına baktığımız zaman biz sadece Suriye, Türkiye, Amerika, çok değişik ülkenin özel kuvvetleri var. Yani Fransa'nın özel kuvvetleri var mesela orada. Yani çok değişik. Tabii bunlar gerçek Amerika Birleşik Devletleri koordineli unsur ama Rusya yanlısı ve Suriye'yi destekleyen uzaktan işte İran faktörü, çok değişik parametreler var. Dolayısıyla tek yönlü baktığımız zaman yani işte Amerika Birleşik Devletleri izin vermez. Amerika Birleşik Devletleri'nin de elinde olan var, olmayan var. Yani tam Amerika Birleşik süper güç ordusu kuvvetliyse buna ben bir şey demiyorum ama bütün taşları o yerine oturtturmuyor. Mutlaka başka dengeleri de iyi kullanman ben doğru olacağını, daha doğrusu milli menfaatler açısından uygun olacağını değerlendiriyorum. Şimdi biz bir olaya her zaman Ankara istikametten bakmamız lazım. Doğru. Eğer New York, düzeltiyorum, Washington istikametten baktığınız zaman aslında çok farklı görüyorsun. Moskova istikametten baktığı zaman çok farklı. Ben konuşmanın başında hani dedim ya, S-400 alınması aslında bu sıkıntılar yaratacağı baştan belliydi. Buna rağmen mi alındı, işte birileri mi alındırdı içeriden dışarıdan, o ayrı bir inceleme konusu. Ama mesela ben F-35 alınmasına da karşıyım. Niye? Yani tabii ki silahlı kuvvetlerin çok iyi uçağa ihtiyacı var. Ama tabii tercihen bu milli muharip uçak olması daha iyi, önceliklidir. Veya ara nesilde alınsa F-35 gibi yüksek teknoloji görünen ama Amerika Birleşik Ordusu'nun bile almak istemediği, vazgeçtiği 6. nesle geçecekler ve bu arada F-16, F-15 gibi eski nesil uçakların yenisi üretiyorlar. Bakın 2023 itibariyle yenisi üretecekler. Niye? 6. nesil gelip oturana kadar. Yani bundan kendileri de memnun değiller. İlk baştaki tek motorlu olması, dikey iniş kalkış yapması için C modellerinin hepsine yaydılar. Tombul kuş diyorlar. Birçok performansı karşılayamıyor. Radar görünürlük konusunda sıkıntıları var. Ona karşı zaten sürmeli radarını ürettiler bazı başka ülkeler. Sıkıntıları var. Aynı zamanda sessiz düştüğü zaman üzerinde o steel dedikleri, görünmezlik dedikleri parçaları kopuyor. Yani o kadar çok problem var ki ana problemleri çözülemeyecek kadar problem var. Daha önemlisi Türkiye açısından, biraz önce Ankara merkezi bakışlar, onu kastediyorum ben. Daha önemlisi şu, size o uçağı kullanmak istemedikleri anda uçağı kaldıramazsın, motoru bile çalıştıramıyorsunuz. Bakın bu kadar dışa bağımlılığı son noktası olan bir uçak. O yüzden ben istemiyorum. Yani yoksa tabii ki parası verilmiş. Yani bu da var. Parası verildiyse zaten üretim Ar-Ge aşamasında onun da faiziyle tabii alınması lazım. Bu ayrı bir konu. Yani beni böyle bazen seyirciler işte o tarafa bu tarafa koymakta zorlanıyorlar. Hem diyorum S-400 almayalım, F-35'i almayalım. Bazen buradaki konu Ankara merkezli bakış açısından kaynaklanmakta. Ama bu bölümle ilgili anlaş ekonomiye geçeceğim, değerlendirme müsaaderse, ama şunu söyleyeyim, Suriye'nin kuzeyindeki olayın süratle bitirilmesi lazım. Bitirilmesinin en basit ve en ekonomik yolu da şehit vermeden, her ekonomisel para olarak düşünmeyin, maliyet anlamında Suriye ile bizim bu konuda ortak hareket etmemiz, Adana mutabakatı perspektifinde hareket etmemiz buradaki sorunun çözülmesine, çözümün hızlanmasına sebep verecektir. Bir iki cümleyle Afganistan'da ilk söyleyeyim, sonra ekonomiye çok kısa bir özetleme yapacağım. Şimdi Afganistan'da Türk silahlı kuvvetlerin kalması bana göre çok doğru bir hareket tarzı değil. Çünkü bu Taliban dediğiniz karşıdaki örgüt yekesak bir örgüt değil. Yani tam böyle emir komuta anlamında Taliban'ın içinde de çeşitli şeyler var, klikler var. Yani bunun değişik istihbarat örgütlerin kontrol ettikleri var. Normalde Afgan halkının, Afganistan'da yaşayan bütün insanların, Türk silahlı kuvvetlerine ve Türkiye, Türk bayrağına, Türk milletine karşı herhangi bir negatif yaklaşımı yoktur ama bizim oradaki bulunduğumuz zamanda bile bazı ne yazık ki saldırılar oldu. Bunun yabancı istihbarat örgütleriyle koordineli olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla bütün ülkeler çekilir. Biz kalırsak burada ben bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi değerlendiriyorum. Bunun tekrar incelenmesi lazım. Bir de oradan büyük bir göç dalgası olacak. Bunun da şimdiden konuşulması lazım. Bakın bir sorunu olduktan sonra konuşmanın çok bir anlamı yok. Bütün strateji kavramları budur. Sorun olmadan önce. Savaşmadan kazanmak kavramıdır bu. Sorun olmadan önce değerleneceksiniz. Biz Doğu toplumlarında, ben bu milletin mensubu olmaktan çok mutluluk duyuyorum ama ne yazık ki bir sorun işte müsilaj oldu mesela. Şimdi Marmara'yı konuşuyoruz. Ya bunun olacağı 10 yıl, 20 yıl önceden belli değil miydi? Yani bizim atık sistemimizde. Yani sorun olduktan sonra çözme değil, sorun olmadan, aynı şeyde hasta olmadan önce gibi, yani önleyici hekimlik gibi düşünmek lazım. Şimdi müsaade çok kısa bir şeyle ilgili, lütfen, çok kısa yapacağım. Şimdi çok basit zaten, bakın ihracatınızdan fazla ithalat yapmayacaksınız. Yani borç almayacaksınız. Bütün ekonomik temel konu bu. Geri kalanı teferruat. Eskiden bizim küçüklüğümüzde ilkokulda, ben hep devlet okullarında okudum. Benim babam da rahmetli memur, emekli yani askerdi. Devlet okulunda bize hocalarımız şunu derdi. İlkokulda dahil, ortaokulda. Çocuklar derdi, yamalı giyin, temiz giyin ama hiç önemli olmasın. Yani yamalı olmasının bir önemi yok. Yani temiz olsun yeterli. Şimdi o nesil, bizden önceki nesil, Kurtuluş Savaşı'ndaki sonraki yaşam mücadelesini gördüğü için ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonrasında bu ülkeyi kuranların iplik yok, o yok, maden yok, hepsi bu temel kurumları kurarak hatta savaş dönemlerinde şehit olan askerin elbisesini yıkayıp tekrar vermek zorunda kaldılar. Ama dışarıdan öyle borç alarak yani günü kurtarma şeyine girmediler. Hı-hı. Bak bu çok önemli. Yani 1938 yılına kadar ki bizim yaklaşımımız hep budur. Hep bunun üzerine kurgulanmıştır. Diğer tabii ihracatımızı arttıralım, marka olalım. Bunlar çok önemli şeyler. Ben markayı söylemiştim ama en önemli konu yani ürettiğinden, sattığından fazlasını almayacaksın. Mikroekonomide de böyledir, ev ekonomisinde de böyledir. Makroekonomide de böyledir, ülke arasında ekonomide. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyanlar şöyle yad ediyor. Yani ben hiç okuma fırsatı bulamadım ama ya diyor ki işte Amerika Birleşik Devletleri ama öyle yapmıyor. Ya Amerika Birleşik Devletleri doları basıyor, doları veriyor. O çünkü savaş, dünya savaşına girmiş. Dolara konvertibil etmiş. Demiş ki dolar veriyor. Herhangi bir şey üretmesine gerek yok. Çin'den ayakkabıyı alıyor. Gidiyor Tayvan'dan işte onu alıyor. Bundan neyi alıyor? Kendi böyle ufak tefek şey üretmiyor. Yani özellikle çevre kirlenmesini yapacak şeyleri, tekstil onu üretmiyor. Ana malzeme, silah, teknoloji. Mesela bu yazılım dediğimiz, evet, değil mi? Bir sürü mesela mesaj atıyorsunuz, server'lar hep Amerika'da, orada, burada. Yüksek teknoloji olaya götürüyor. Dolayısıyla bizim yani o modeli almamız bir kere büyük bir yanlışlıktır. Yani Amerika Birleşik Devletleri'yle bizim hiçbir şeyimiz tutmuyor birbirine. Dolayısıyla bence bizim ürettiğimizden fazla satmamız, biraz daha böyle ayağımızı yorganına göre uzatmamız lazım. Ekonomideki temel konu budur. Peki. Bunun her safhada ama hepimiz sadece yani devlete bırakılacak bir konu değil. Hepimizin buna dikkat etmesi lazım. Çevreye bakın, sokağa çıkın, herkes son model arabaları biliyor. Nereden geliyor, nasıl alıyor ben anlamıyorum yani. Boşta mı alıyor, onunla mı alıyor, bununla mı alıyor onu anlamıyorum ama sonuçta ülkenin makro anlamına baktığınız zaman bunların çoğu dışarıda üretilen ürünler ve siz onu almak için ürettiğiniz işte Aydın'da ürettiğiniz incir, orada ürettiğiniz işte şu bu falan malzeme mal yetmiyor. Ne yapıyorsunuz? Dışarıdan borç alıyorsunuz. Evet. Bu sarmala giriyorsunuz. Bunu durdurulması lazım. Bu kısır döngü haline geliyor. Evet, ben durayım burada. Tüm süreyi hepsini kullanmayayım. Evet, süre azalmaya başladı. Evet, evet. Sevgili Mehmet Tezkan'la devam edeceğim. Eklemek istediği husus varsa bu konuyu noktalayacağım. Çok kısa alabilirim onun değerlendirmesini. Biraz siyasete geçmek istiyorum Mehmet Bey aslında. İttifak senaryolarıyla ilgili çeşitli tartışmalar gündeme gelmeye başladı. Ben şunu söyleyeyim. Hocayı dinledikten sonra şöyle bir düşündüm de hoca özetle şunu söylüyor. Bu iktidarın yaptığı her şey yanlış. S-400'ü almak yanlış, F-35'e girmesi yanlış, Suriye politikası yanlış, Şam'la temas kurmasıydı. Ekonomi politikası tamamen yanlış. Gırtlağına kadar Türkiye borç batağında, cari açını kapatmadığı için işte dolar bir türlü bu seviyede. Yani anladığım kadar öyle bir şey çizdi ki ben olsam bunu yapmazdım. Ankara'dan bakış böyle, bu yanlış. Afganistan'da kalmak yanlış ama kalacak Türkiye göreceksiniz. Çünkü başka çıkış yolu yok. Başka çıkış, ekonomisini başka türlü düzeltecek hali kalmadı Türkiye'nin. Bir de öyle görmek lazım. Tamam biz de bakıyoruz ama mevcut bir durum var. Bu ortamda, bu ekonomik yapıyla, bu çöküntülü bir durumda bu iktidar PYD ile bilmem neyle Amerika ile masaya oturamaz. O yüzden sonra buzdolabına kaldıracaktır. Hı hı. Bakın oradaki çözmek için Suriye'nin bütünlüğünü diyorsak Şam'la temas kurması lazım. Ama yıllardır söylendi halde bir temas kurmuyor. Doğru. Hatta Şam hükümeti gitsin diye elinden gelen her şeyi yapan bir Ankara var. Ama orası dağıldığı zaman mecburen işte Irak'ta olanlar olacak. İşte yeni şey yaptı Doğu Akdeniz konusunda sen Mısır'la niye bu kadar köprüleri atıyorsun? Değil mi? Yapılan yanlışlıkların birikimidir bu geldiğimiz nokta. Yoksa şey değil hani İktidarlar bir şeyler yapar, karşı ülkeler bir şeyler yapar, masaya otururlar değil. Türkiye kendi yaptığı yanlışların bedelini ödeyecektir. O da bu iktidarın sorumluluğundadır. Deyip iç politikaya geçmiş oldum böylece. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kısa değerlendirme için çok sağ olun gerçekten. İç politikaya geçelim. Üçüncü ittifak senaryolarından bahsediyordum. Ekonomik anlamdaki vurguyu da siz yaptınız. Böyle bir tablo varken şimdi geniş bir perspektiften çizdiğiniz Özgür Bey söyledi her konuda Türkiye'yi eleştiriyor. Yaptığımız her adım yanlışmış diyorsunuz. Bu ortam bir erken seçim ortamını doğuruyor mu? Bu ortam erken seçim ortamı için uygun mu? Çünkü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak bu vurguyu yapıyor. Ben Osman Bey bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Mehmet Bey'den söz alayım lütfen. Çok şöyle Mehmet Bey tabii benim adıma değerlendirdiği şey anlamında yani böyle çok negatif yaklaşım sundu. Ben şöyle şunu söyleyeyim. Bir kere P35 projesi bu hükümetten önce başladı. Yani onu ifade ederim. Ben olaya çok iç siyaset açısından bakmıyorum. Samimiyetle söylüyorum. P35 projesi çok önceden başladı. Bir de bu konuda sivillerin çok fazla yani S-400 alalım, P35 alalım. Bu konuda tabii ki karar siyaset açısından düşünmüyorsunuz. Öyle demeyelim, şöyle diyelim. Bu konudaki teklifleri daha ziyade askerler tarafından veya bürokrasi diyelim, asker demeyelim, bürokrasi tarafından yapılan teklifler doğrultusunda geçmişte yürüdüğünü özellikle bir hatırlatmak isterim. Yani çünkü sonuçta bunu kullanan unsurlar teklif üretiyor. Diyor ki şunu alalım, bunu almayalım, bunu yapalım falan diye bir teklif veriyor. Yoksa orada oturup herhangi bir siyasetçi ya ben hemen dur ben bu akşam bir düşüneyim bakayım hangisini alayım böyle bir yaklaşım olmadığını hepimiz biliyoruz. O açıdan yani ben bir iç siyaset eleştirisel anlamda bunu kullanmadım. Çok fazla iç siyaset konulara girmiyorum. Şimdi birazdan gireceğiz ama girerken de hep böyle nasıl söyleyeyim tarafsızlığımı koruyarak girmeye çalışıyorum. Yani hep böyle bizim şöyle bir bakış açımız var. İlk başta onu söylemiştim, bitiriyorum. Hep S400 veya F400 Seferoğulları, Telloğulları bakış açısı var bizde mutlaka. İlla bir konuya Seferoğulları, o filmi ben çok severim. İlla Seferoğulları, Telloğulları, Yeşilay. Halbuki yani illa Seferoğlu'ndan da olmayabiliriz değil mi? Telloğulları, yani Ankara merkezi baktığımız zaman hepimiz ortak noktalarda buluşabiliriz. Yani Mikail Bey'le de, Mehmet Bey'le de, Enver Bey'le de ortak noktaları buluşabiliriz. Yani ben Seferoğlu'ndan da değilim, Telloğlu'ndan da değilim. Onu da ifade edeyim diyorum. Kusura bakma Mehmet Bey sözünü kestim. Hocam senin kalbin güzel olduğu için biz doğru anlıyoruz. Merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum Mikail Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Mehmet Tezkan'a sözü veriyorum o zaman. Ama biraz önce Mehmet Bey başladı. Araya girelim istersen. İç siyaseti getirsin. Tamam da oradan başlayacağız. Yani bugün milli takımın maçı var. Mehmet Tezkan çoktandır futbol oynamayı bırakmıştır ama öyle bir pas attın ki yani Mehmet Tezkan bile 90'a takacak yani erken seçim lazım mı diye sordun yani. Sordum. Şimdi zaten anlattı erken seçim zaten diyecek şimdi. Biz de diyoruz ki ya Türkiye bakın 1950'lerden sonra ilk defa savunma sanayinde bu kadar hamle yaptıktan sonra masanın başına giderken eşit şartları zorluyor. Ne dedi Trump? Ekonominizi ikinci defa mahvederim. Yani Rahip Brunson da şöyle bir kapıları zorladı değil mi? Doğru. Şimdi zaten Biden normalde başkan olduktan sonra tümüyle mahvetmeye geliyordu. Geliyor ya da. Ama diyorsunuz ki siz bak Afganistan'da bana ihtiyacın var. Suriye coğrafyasında bana ihtiyacın var. Truman doktrinin devamı olarak hatta bugünlerde Putin'e karşı Rusya'ya karşı da bana ihtiyacın var Libya'da. Yani Doğu Akdeniz'de sondaja izin vermiyorsun, Libya'da izin vermiyorsun, Mavi Vatan'a izin vermiyorsun, S-400'de, F-35'te husumetimiz var, FETÖ hikayesinde husumetimiz var. Ama Türkiye artık senin bildiğin eski Türkiye değil, bu kadar mesafe alan ve seni de doğrulara yaklaştıran bir ülke olarak Türkiye'yi dikkate al. 500 milyonluk aşıyı boşuna alıp dağıtmıyor. Diyor ki Türkiye bak doğru yapıyor. Aşağı yukarı benim de onun gibi yapmam lazım ya da yapıyor gözükmem lazım. Benim karakteristiğim saldırgan. Benim karakteristiğim Amerika olarak 11 Eylül'ü yapmak için bile şok doktriniyle insanları feda edebilirim. Körfez krizinde özgürlük götürüyorum diye aslında insanlara felaket götürüyorum. Ama biraz daha oynadığım rolü esah hale getirmem lazım. İçini doldurmam lazım. Bugün 14 Haziran'daki NATO zirvesine bu şartlarla gidiyorsunuz. Biraz da Özgür Hocam'ın dediği gibi Washington ne düşünüyorsa düşünebilir. NATO başkentleri ne düşünüyorsa düşünebilir. Ama Ankara'nın, Sivas'ın, Yozgat'ın, Malatya'nın, Elazığ'ın düşündüğü de önemli. Bu coğrafyanın düşündükleriyle gidiyorsunuz artık. Bu gücü kendinizde hissedebiliyorsunuz. Yani F-35'i vermiyorsan ben kötü komşu insanı hacat sahibi yaparmış. Yapıyorum arkadaşım deme şansına sahipsiniz. Ama dolarınız bir şekilde yükseliyor. Yarın erken seçim diye tuzaklarınız hazırlanıyor. Bir anda aynen Truman doktrini sonrası... Tuzak mı, erken seçim ortamı yok mu? Size bir şekilde yok bana göre. Olmaması da gerekir. Truman doktrini sonrası nasıl uçak fabrikanızı kapattıysanız, Nuri Demirağ'ın boğazını sıktıysanız bugün de neredeyse Aselsan'ı, İHA'nızı, SİHA'nızı boğmuş olacaksınız. Ortada kalmış olacak. Yani bugüne kadar 19 yıldır yapılan ne varsa hangi taş üstüne taş konduysa erken seçimle bir şekilde altından küpü çekeceksiniz. Ve bugün sufle edilen dün FETÖ'ydü. Bugün bir Külhan Bey'in suflesiyle erken seçim ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Artık aparat olarak görmekten vazgeçin bizi. NATO'cular, Amerikancılar, içimizdeki İrlandalılar. Biz kullanılacak aparatlar değiliz. Erken seçim aparatı olarak koskoca bir coğrafyada bir deli saçması Külhan Bey'in 10 tane yanlışın yanına bir tane doğru ekleyip de toplumu bu şekilde manipüle etmesine izin vermeyecek bu irfan, bu coğrafya inşallah. Ama yapılacak mı, olacak mı? İşte HDP ayrı Cumhurbaşkanı adayımı gösterecek, Meral Hanım şunu mu yapacak? Bunların hepsi satrancın içinde oyunlar olarak görülecek ve millet bu cevabı verecek düşüncesindeyim. Kısmetse. Peki. Mehmet Tezkan, sizi dinliyoruz. Ya şimdi bir ülkede enflasyon %25'lere fırlamışsa, bir ülkede dolar bu haldeyse, işsizlik artıyorsa, Ankara bak büyüyorum diyor ama işsizlik de büyüyor. Nasıl bir yönetim anlayışıdır? Şu vardır, insanların iktidar arasında bir güven meselesi vardır. O güven meselesini aşmanın yolu da seçime gitmektir. Eğer bu iktidar madem bu kadar güçlü ve çok işler, büyük işler başarıyor. Bak bütün dünya küçülürken Türkiye büyüyormuş. Madem öyle o zaman sandığa gider, bir daha güven tazeler. Der ki bakın kardeşim koydum sandığa, bir daha seçildi. Muhalefet de sesini keser, oturur. Bu çünkü kaldığı sürece muhalefet sürekli erken seçimi tekrarlayacaktır. Ama muhalefet de iktidar da bundan kaçacaktır. O da onun doğal olarak hakkı. Kendini en uygun zamanda seçime gidecekti. Bakın 2018 yılında peki, niye birden erken seçime gittik? 2023 uygun zaman mı olacak? Öyle mi düşünüyorlar kendileri için? Belki de 2022 ama ekonominin şu haliyle şu noktada seçime gitmeleri biraz intihar gibi olur. Yani her evde işsiz var. Yani işsizlik resmi rakamlarda her 4 kişiden bir genç işsiz vaziyette. Ve iş bulma umudu da yok kimsede. Yani nasıl toparlayacaksınız ki? Borç batak haline gelmiş. Türkiye aldığı parayı faizi ödüyor. İnsanlara işte 3 kuruşluk yardımlar yapıyorlar. Onun dışında bütçede para yok. Merkez Bankası eksiye gitmiş. Bütün parayı yemişler, bitirmişler, çarçur edilmiş. Hadi seçim dediği zaman da başka türlü etkisi olur. Biraz ülkeyi toparlaması lazım. Bu ülkeyi toparlaması da bir takım biz ne kadar anlatıyor öyle kendi kendimize bakın masaya biz de güçlü otururuz, şöyle oluyoruz, böyle oluyoruz desek de hiç de öyle mesele, baktığım vakit hiç de öyle mesele değil. Olsa Biden'la böyle bir Erdoğan arasında diyelim ki o görüşmede ters bir şeyle olur. Bir esleşme olduğu zaman siz Türkiye'ye, ekonomiye ne kadar ağır bir fatura çıkacağını bir düşünün bakalım. Yani bunun bedeli de fazla olur. O yüzden biz oraya pozitif gündemle gidiyoruz diye iç politikayı şimdiden hazırlıyor. Yani oraya pozitif gündemle gitmemizin aslında en önemli sebebi ekonomik parametre mi? Zaten ekonomik para. Onun dışında Türkiye'nin yalnızlığı, bakın Türkiye Avrupa, ondan sonra Avrupa Birliği zirvesi var. Sadece burada NATO zirvesiyle bitmiyor ki. Avrupa toplanacak. Sonra Avrupa liderleri toplanacak ve gündem var. Amerika'nın gündeminde ne var? Senato sürekli bastırıyor Biden'a. Türkiye'ye yaptırım uygulayalım diye. Amerika Türkiye'ye yaptırım uygulasa peşinden Avrupa Birliği'nden yaptırım gelecek. Bakın biz bugünkü daha okudum. Fransa ve Almanya'da yapılan araştırmalarda Türkiye'yi Avrupa'nın dışında görüyor yapılan şeyler. Bizim Fransa ve Almanya en çok ihracat yaptığımız iki, ekonomik olarak en çok temas olduğumuz ülke. Ama biz onlarla da kavgalıyız. Yani bizim kavga etmediğimiz hiçbir ülke yok gibi. Bakın şeyle de kavgalıyız değil miyiz? Rusya ile de Putin'le aramız çok da mı iyi? O Putin'de neyi bekliyor? NATO zirvesini bekliyor. Kendi turist yollamayı 21'ine kadar erteledi. 1 Haziran'a kadar da o da yaptı. Yani herkes masada bir tekim oynuyor. Ama Türkiye'nin şu anda yanında bana sayar mısınız Türkiye ile beraber Azerbaycan'ın dışında hareket eden veya Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Avrupa'da destekleyen bir tane ülke var mı? Hiçbir ülke kalmamış vaziyette. Peki. O yüzden yani o kadar elimiz o kadar güçlü değil. Ekonomimiz çökmüş bir halde. Bakın kendi ülkenin kendi içine ekonomisi çöktüğü zaman nasıl ayakta duracak, nasıl dik durabileceğiz? Ekonomi güçlü değilse bu nedenden dolayı da erken seçim elzemdir diyorsunuz. Anladın mı? Şunu ister yani muhalefetin hakkıdır. Muhalefet böyle bir ortamda erken seçime gitmek ve o seçimden iyi bir sonuç almak ister. Doğru. İktidar partileri de iktidar da bundan kaçınmak ister. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bir şey olabilir? Peki. Yani eğer bu NATO zirvesinden daha sonraki Amerika ile ilişkiler özellikle ticari olarak düzelirse, diğerlerinin ben buzdolabına kaldırılacağına inanıyorum. Bir kendine bir rahatlama, iktidar böyle bir bir yol haritası görecektir, bir rahatlama görecektir. Ekonomi biraz gevşecektir, o gergin ilişkiler. Bunun peşinde bence Ankara. Yoksa hakikaten daha da sertleşirse, iktidar da içeriden, muhalefet de içeriden erken seçim diye bastırıyor. Sonbaharda seçim kaçınılmaz olur. Mecburen gitmek zorunda kalır. Peki. Çok kısa bir araya gideceğim. Ama gideceğini de ben tahmin etmiyorum. Peki. Çok kısa bir araya gideceğim. Sonrasında Enver Hocam'a soralım. Bu ekonomik sebepler acaba erken seçim getirir mi? Yeterli mi? Kısa bir ara. Evet, devam ediyoruz kaldığımız yerden. 8-9 dakikalık bir zaman dilimimiz var. Enver Hocam'a soralım. Erken seçimi konuşuyoruz. Özellikle de ekonomi vurgusu yapıyor Sayın Mehmet Tezkan. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ekonomik tablo erken seçimi doğurur mu tek başına? Şimdi Biden görüşmesine pozitif gündemle gidiyoruz. Aslında yani piyasanın da bu noktada en şu anda sırtını dayandırmış olduğu konu. Çünkü biraz iyileşme var, biraz pozitifleşme var, dolarda biraz gerileme var. Hep bu pozitif gündem beklentisiyle oluşan bir etmen. Burada elbette yani seçim dinamikleri de, dış ilişki dinamikleri de çok yoğun bir şekilde ekonomi ile alakalı bir noktada. Çünkü artık günümüzde savaşların çok büyük bir bölümü, en azından büyük ülkeler arasında, yani Orta Doğu gibi istikrarsız bölgeleri saymıyorum, ekonomi silahıyla gerçekleştiriliyor. Ray Brunson krizinde yaşamış olduğumuz ekonomik çalkantı, o dönem Amerika ile olan siyasi resleşmemiz, daha sonra arkasından yine Trump'ın tehditleri vesaire, sonrasında biraz işlerin normalleşmesi, ama mesela o işler normalleştikten sonra da biz eskisi gibi olamadık. Öyle de bir gerçek söz konusu. Ve tabii ki elbette Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik çalkantıları içerisinde siyasi durumlar, jeopolitik durumlar kadar Türkiye'nin ekonomik yapısına bağlı olan, iktisat politikalarının uygulanmasına bağlı olan sorunlar da var. Ve bu içerideki kırılganlık durumu ve bizim özellikle dış finansmana olan bu yoğun ihtiyacımız itibariyle, malum ekonominin fonlanması açısından, çünkü şu an bakıldığında biz iç kaynaklar bakımından da hazine, bütçe, Merkez Bankası rezervleri anlamında çok güçlü bir noktada olmadığımızı düşünecek olursak, o dışarıdan gelecek paraya da ihtiyacımız var. İşte bu noktada tabii evet, Türkiye'nin ulusal güvenliği çok önemli bir konu. Türkiye'nin siyasal çıkarları çok önemli bir konu. Bölgedeki konumu, gücü, belirleyici, politikalardaki belirleyici rolü, uluslararası pazarlık edebilirliği, bunlar önemli bir konu, ama bunların elbette devlet aklıyla yapılması gerekliliği, dengelerin, denge siyasetinin korunması gerekliliği. Yani biraz önce değerli hocamız ne ondanız ne ondanız dedi. Bu aslında çok önemli bir konu. Yani biz şu an şöyle söylemeliyiz. Yani Amerika ve Rusya gibi güçlerin arasındaki o halat çekme yarışındaki halat olmama durumu içerisindeyiz. Kendimizi öyle bir konumda konumlandırmalıyız ki bütün dengeler Türkiye'nin ekonomik ve siyasi çıkarlarına zarar vermeyecek bir noktada oluşturulmalı. Haliyle evet, bazı konular muhtemelen sonraya bırakılarak kademeli bir şekilde, zaman da kazanılacak bir şekilde ilerletilmeli, ilerletilecek düşüncesi içerisindeyim. Seçim konusunda elbette ekonomik çok dengeler, kısa hocam, lütfen. Muhalefetin biraz elini güçlendirmiş görünüyor ve tabii ki bu noktada da erken seçim istemek, iktidarın da erken seçime yanaşmaması durumu son derece normal. Olacak da diyemeyiz, olmayacak da diyemeyiz. Zaman, dengeler gösterecek bunu. Peki. Özgür Töre de soralım erken seçimi. Çünkü çokça dillendiriliyor dedik muhalefet tarafından, her kesimden, muhalefet kanadında. Ve ana muhalefet partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hatta en son şöyle bir ifade kullandı. Nereye kadar sabredeceğiz diyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Tabloyu sizden de değerlendirmeyi alalım son olarak. Evet. Tabii şimdi şöyle, erken seçim muhalefet isteyebilir. Ama şu anda da yasal olarak seçilmiş ve süresini kullanmak isteyen bir iktidar var. Yani hükümet kavramını diyoruz ama tabii başkanlık sisteminde hükümet kavramına kadar geçerli. Onlara da zamanla alışacağız. Ama sonuçta seçilmiş bir yönetim var şu anda. Bunu şu anda bu Covid'in de getirdiği ilave yüklü olan ekonomik sebeplerden dolayı şu anda bir seçime gitmesi tabii mevcut yönetimin iktidar açısından negatif sonuçlar olabileceğini değerlendirerek bu yakın zamanda işte turizmle ilgili gelişmeler aşıdan sonra olumlu olacaktır. Bu Covid'in belki 2022 başında komple dünyadan gitmesi gibi bazı, çünkü İspanyol gribi 2 yıl sürdü. Bu gibi konulardan dolayı ekonominin normal hale gelmesinden sonra 2023'e doğru, 2022 sonu olur, bu olur, onu tam bilemem, olmasının iktidar açısından olumlu olacağını ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla süreci böyle yönetmek isteyecektir. Bunu da doğal karşılamak. Yani muhalefetin istemesi, erken seçim istemesi de o da son derece kendi düşüncesi açısından yaklaşım olarak olabilir ama ben son tahlilde erken seçim olmayacağını değerlendiriyorum şu an itibariyle. Burada yalnız şeye dikkat etmemiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde devam eden bir halk bankası uzun süredir çok ilginç bir dava yalnız. Yani bu da ayrıca çok konuşulması lazım. Yani nasıl bir davaysa bu böyle demokrasinin kılıcı gibi tutuluyor kenarda. Yani bu da çok ilginç bir konu aslında. Tutuluyor. O tip şeyleri piyasaya sürüp, yani piyasaya derken onları negatif olarak kullanıp bir etki yaratmak isteyebilir mi? Buna bir bakmak lazım. Buna ayrıca bir konuşmak lazım. O yüzden yapılan resmi açıklamalarda biz pozitif gündemde gidiyoruz açıklamasının bu tip şeyleri de önleyici kapsamda olduğunu da değerlendiriyorum ben. Hı hı. Ama sonuç olarak şunu söyleyeyim, bu Türkiye Cumhuriyeti ve bu millet, Türk milleti binlerce yıldır bu coğrafyada. Ben kısa vadeli, yani o yüzden o tarafta hep bakmamayı o yüzden şey yapıyorum, istiyorum. Hep bir tarafta olmak istemiyorum, her tarafta olmak istiyorum ben. Şunu ifade edeyim. Burada yaşayan insanların gücü o dışarıda görüldüğünden çok daha fazladır. Yani bizim üretim gücümüz, sadece ekonomi olarak düşünmeyin, fikir üretme, bir konuda çalışma, sabır, metanet kavramları bizde yüksek seviyededir. Ve o kadar çok geniş coğrafya zamanda hükmetmiş bir milletiz ki biz, yani böyle kısa ufak tefek konularla bizi pek durduramazlar. Terör koridorlarıyla, işte davalarla, onlarla, bunlarla. Kuzeyden, güneyden aynı anda 4-5 devlette savaşmış bir milletten bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ben orta ve uzun vadede bu ülkenin yetişmiş insan gücüyle, jeopolitik konumuyla, tam bağımsız şekilde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de mücadele edeceğini ve milli menfaatlerini Ankara açısından diyoruz ya, bakarak, İstanbul'dan, Türkiye'den bakarak en iyisini sağlayacağını ben ümit ediyorum ve inanıyorum. İnancım bu millete tamdır. Ben yani o taraftan bu taraftan değilim, her zaman söylüyorum ama milletin tarafındayım. Bu milletin tarafında olduğum için, Türk milletin tarafında olduğum için bunu başaracak kudret ve yeteneğe sahibiz. Büyük Önder ve Atatürk'ü de bu vesileyle hazır gelmişken rahmetle, şükranla bu cumhuriyeti kuranlara, bize emanet edenlere ve hepsini anıyorum. Son olarak şunu söyleyeyim İlker Bey, 1974 yılında o şehitlere Kıbrıs tekrar fethettik ya, kaç kere fethetmemiz gerekiyorsa artık o da ayrı bir 1570 fethettik, 1774 fethettik. Orada bazı sıkıntılar yaşadık. Hani Aselsan olduğu gibi şirketler bunlardan sonra kuruldu. Hı-hı. Çünkü çok büyük problem yaşadık. Bakın bu bile savunma sanayinde başlayan süreç gittikçe artan etkisiyle bu bile biraz önce söylediğim hani olumlu resmin devamıdır. En iyi silah sistemiyle, en iyi aşıyla hepsini biz yapacak kuvvetli yetenekte izliyorum Osman Bey. Ve sözümü size tekrar iade ediyorum. Peki sağ olun. Zaten çok kısa bir zaman dilimimiz var. Son olarak hemen şu altını sorayım. Bir dakikamız var ama onu soramadık biliyorsunuz ekonomik blokta. Beklentinin yeni bir sıçrama olur mu? Hemen onun değerlendirmesini alsam çok sevinirim. Tabii şimdi global altın fiyatları biraz patinaj çekiyor. Böyle 1900 dolar vesaire gibi seviyelerde. Malum Amerikan Merkez Bankası'nın bazı politika aksiyonları bekleniyor ama çok belirsiz bir noktada. O yüzden altın bir yere doğru gidemiyor. Ama görece yüksek seviyelerde olması, bizde kurun artış eğiliminde vesaire olması geniş vadeli bu içerideki altın fiyatları açısından pozitif bir durum yaratabilir. Hı hı. Şu an bizde de tabii kur biraz geri çekildi, altın stabil duruyor vesaire, az biraz geri çekilme var ama ben genel durumu hem global altın fiyatlarına oluşacak talep anlamında, çünkü dünyada bir enflasyon etkisi var ve bundan korunmak gerekli. Altın buna karşı bir korunma aracı ve aynı zamanda kur eğiliminin de ben TL'ye son dönemde değer kaybettiren faktörler tamamen ortadan kalkmadığı sürece düşüş noktasına uzun süreli evrileceğini düşünmüyorum. O yüzden pozitif tarafta durmayı devam ediyor. Güven liman olmaya devam edecek altın. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarıma, çok sağ olsunlar. Bugün de noktaladık Ondan 12'yi sevgili izleyenler. Tekrar görüşeceğiz haftaya Cuma. Hoşçakalın.